Selamlar, Merhaba. merhabalar, selamlar. Hello. Oy 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 oy. Şöyle bir şey oldum. Şimdi Yayın Streamlabs'ta saati. yok, yayın programında şeyi de görüyorum, Tuna abi de görüyorum ya böyle. Sanki o da gelmiş gibi oldu böyle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Kameranın yeni alışmaya çalışıyorum. Gene telefondan girdiğim için kamerayı Elif'e kaptırdığımdan ötürü. Hello. Geçen sefer şey Ne var ne demiştik, yok? yayın senin demiştik, girişi sen yapmıştın. Bu sefer de böyle gelince hoş geldin diyesim geldi. Tutuldum bir Tamam. anda. Evet Tamam. dostlar, hoş Tekrar geldiniz. merhaba, tekrar merhaba arkadaşlar. Isurlux'la birlikte Diablo 2'nin dinlenlerinin derinlere girmeye. Delirmiştim arkadan Eda ne yapıyorsun? aslında. Kendimi float'a bırakıyorum. Akışa Evet, bırakıyorsun. akışa bıraktım. O Tamam. coşuyordu, ben de arkadan. Selamlar dostlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Herhangi bir yaramazlık yoktur. Bu gerçi bu pazartesi epey bir yaramazlık oldu ama yani ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Bu hafta sonu şeyden yani bu hafta sonundan başladı yani. Öyle bir şey vardı, gerginlik vardı genel olarak. Onun stresini atacağız şimdi. Öyle bir eğleneceğiz, öyle Evet. bir sohbet edeceğiz ki. Tabii, aynen öyle. Abi nasılsın? Ay ay. İyisin. Bir yaramazlık yok. İyi. Güzel güzel şey yolunda Vallahi abi. İşte özledik. şey koşturmaca. Evet. Abi Allah ben de özlüyorum ya. Diablo 2 candır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bordeaux koşturmacası tabii ki devam ediyor bir yandan. Şimdi Vallahi onu da Twitter'da yeni görüyoruz abi. evet, paket içeriklerine birazcık reveal etmeye başladık. Biraz böyle havayı koklatıyoruz. Kartlar, Ne görevler oluyor, ne geliyor bitiyor. parça parça. Aynen. Böyle güzel de, güzel de bağlanacak yani. Haber iyi bak. Güzel Haber ya. olsun. İyi abi, şimdiden hayırlı olsun. Her Vallahi şey yolunda. bekliyoruz yani. Evet. Tabii Yuh, tabii. ay Sizlerde ne var ne yok? Her şey yolunda sizin de. vallahi iyi abi, işte bizde özel sektör. Bir şey yok, git gel. Fix. Çok iyi. Ben Tertemiz. En sevdiğimiz. en güzeli, ben çok mutluyum. Çok iyi. Karşılığını alabildiğin sürece ve görmen gereken saygıyı, sevgiyi görebildiğin sürece özel sektör kralı ya. Ya Tertemiz. gerçekten high hopes olmamalı ya hayatta hiçbir zaman. Aynen. Ay, dayanamadım aşağı geldim. Okey, bölüm 1. Hemen başladık. Evet. Kanalizasyonlar. Aşağıda bir Girdik mi? olaylar dönüyor. Şimdi bir Girdik. dakika. Ben görevimi almadım arkadan. Q'ya bas Yok, bu bebeğim. göre... Q. Q'da birincisi açıktır. Tamam, bakayım. Radamant'in. Radamant. Evet. Layer'ın, tamam. Şimdi hatırlarsan aşkım, buraya Darkwan, yani Karanlık Gezgin'in ardından geldik. İlk konağı, yani ilk durağının burası olduğunu fark ettik. Buraya geldik. Burada da hani Tuna abi hep şey diyordu ya, oyunun temel yapısı güven kazanmak üzerine kuruluydu diye. Evet. Burada da işte köy halkının güvenini kazanmak için önce bir takım görevler yapacağız. Onlardan ilki de bu. Burası kanalizasyon şeyi, hattı şehrin. Burada Ya Radamant diye buradaki bir şey var. abimiz var. Yani işte burada aslında birazcık hikaye şöyle. Lootgolay'ından birazcık bahsetmek lazım. Bu aslında bayağı böyle Loot Gölü. hani böyle Jewel City diye geçer. Bayağı böyle çölün ortasındaki inci falan, mücevher gibi farlar falan. Aslında çok böyle kuvvetli şeyleri olan, duvarları olan falan bir yer ama Dark Wonder buraya geldiğinde çok büyük bir ordu paramparça oluyor burada. Ve Kaldıyorum'un aslında başındaki, ki Kaldıyor mu Diablo 3'te göreceğiz. İşte İmparator Hakan 2 var. Ona karşı ona savunma, işte destek bilmem ne isterken buranın kralı da bütün herkesi içeri topluyor ve artık sarayı koruyacaksınız sadece diyor. Böyle bir yerden bağlanıyoruz Lutgolay'a aslında arka tarafta. Evet. Ya bu şey Böyle gibi hemen düşün. şehir... Kaldium dediği eskiden Kurast vardı. Şu anda ona doğru aslında yola çıktık. Zaten Dark Wanderer da oraya doğru gitti. Kurast gezegenin en büyük şehriydi. Tabii Mephisto'nun ve Diablo'nun olaylarından sonra yıkıldığından dolayı Kaldium hani şey olarak kaldı, nasıl söyleyeyim? Ondan sonra en büyük şehir olarak o kaldı ve burası onun savunmasını yapıyor. Karşı yaka gibi düşün burayı. Karşı Yani denizin diğer şeyin tarafında savunma hattı gibi düşün. Kurast'ın karşı kısmı. Ya Kurast'ın, çünkü buradan gemiyle açıldığınızda Kurast'a gidiyorsunuz limanlara. Böyle hemen arka taraftan şeyimizi yapalım. Hızlıca coğrafi bilgilerimizi verelim. Sanctuary coğrafyasıyla. onun aslında çok güzel bir haritası var. Bayağı da şeyi detaylı verilmiş yani. Ha, Jewel düştü bir tane. Alıyoruz mu? Yani Jewel'ları ben hiç kullanmıyorum ya. Şimdi ben tabi hala skill point'i dağıtmadığım için tek Warmth'a verdim.
de kolda gitmişim birazcık. Ben de hiç bot almadım yanıma, öyle çıktım yola. Şu düşüyor yerlere ya. Ben bunları böyle sizin için tek tek donduruyorum bunları. Gelin rahat rahat vurun. Yardımcım öldü. Ha bu arada buradaki yardımcı direkt alabiliyoruz. Tavsiye ederim. Defansif olanı almak fena fikir değil. Yani birimiz combat, birimiz ofansif, birimiz defansif alırsa 3 tane aura ile çok rahat ederiz. Tamamdır abiciğim, alayım ben defansifimden de. Kendim defansifim yok şu an. Ben bir inceden müsaadenizi ister gençler. Kaçayım. I have to go. Yürü. What are you doing now? Floppy disk ile arkadaşına zaten item aktırmak, Diablo 2 deyince büyük nostalji hissederim ben. Kolay gelsin. Ben, teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yayın dışında da yani hafta sonu birazcık vaktim oldu, oynadım. Böyle bir tane Amazon işte level 31 yaptım. Bayağı tatlış tatlış. Takılıyor ya şu an. Oyun güzel. Ben Amazon'a şey yapamadım ama böyle herhalde... Amazon yani... Şöyle söyleyeyim sana. Dikkat ettin mi hiç açık odaları abi? Multiplayer'da. Bu item satan siteler... Hazır botlar dönüyor arka tarafta. Dikkatini çektim onlar. Doğrudur. Yok, onlar yani. Mesela şey... Chanter... Sorcerer açıyorlar. Giriyorsun içeri. Partiye girdiğinde chant yazdığında sana böyle 2k falan damage'in oluyor bir anda. Ve şey, sen söyle. Onunla multi shot Amazon'la KO level'a giriyorsun otomatik. Ve böyle down down multi shot böyle 8'den 10'lar böyle okları falan sallayıp bayağı hızlı level kasmak için ya böyle. Hazır arka tarafta açık oluyor onlar. Hiç öyle tecrübelerim yok Diablo 2 ile alakalı ya abi. Ne yalan söyleyeyim. Ben normal dümdüz motomot kasıyorum yani. Ya zaten doğrusu o tabii ki de. Yani şey için diyorum. Artık eskisi gibi değil yani. Hani şeyler dönüyor. Böyle hızlandırılmış runlar falan dönüyor. Hızlı runlar var. Ondan sonra ama şey. Öderler. Ya zaman kazanmak istersen fena fikir değil. Yani böyle rushlayıp hemen ben Nightmare'e geçeyim G'sen falan böyle. Bayağı iyi oluyor. Bana bir şey diyeceğim. Buyurun. Bir, hep beraber bir tavla gidelim. Açıyorum portal. Ha. Ben açtım orada. Tamam. Hani şey şu sizin adamları alalım yanımıza. Bizim adamlar yok. Sen aldın mı? Koş. Giremiyorum, denedim Leather'da, odayı bulamadı. Bir kişilik yerimiz ha, var. Ha kim? Yok bulması lazım ya. Dört kişilik açtım ben, hiç düşünmedim o olayı ama bir kişilik yerimiz var hala. Evet vardır. Gel gel Ekim. Gel takıl bizle. 11 level defansif alıyorum abi. Dur bir dakika, ben defansif almış olabilirim bu arada. Ha combatmış, özür dilerim. Tamam, biriniz combat, biriniz şey alırsa ofensif bayağı rahat ederiz. Ben ofensif alıyorum. O zaman sen combat al aşkım. Biz diyor çünkü. Ya yani birimize defensive ağrı, birimize offensive ağrı, birimize de combat ağrı tertemiz. Hayır. Combat. Orada combat yazanlardan birini al. En yükseğini alayım. Ekim, ÇTT yazayım istersen ama şu şekilde hani kopyala yapıştırla girebilirsin belki. Büyük harflerle yazman lazım büyük ihtimalle. Evet. Aldın mı? I just hired it, right? Where is it? O üzerinde hiçbir şey yok. Tekrar görüyor musun? Üzerinde hiçbir şey olmayacak zaten. Hı? Sen bekle, seninkini Tuna abi şey yapsın, nasıl söyleyeyim, düzenlesin o anlamda. Amazon'da şey için, Edan ekranı verebilir misin? Ekranı. Tikiller için yardımcı olayım ben orada. Veremiyorum şu anda. Neden Tuna Utku Eda? Niye? Bak, Yunus hemen. Hoş geldiniz. öyle yazmış. Beyimiz öyle karar vermiş. Biz kim şeyini açabilir misin? Ya o varyantları denedim de tutmadı abi ya. Aşkım NDA'yı açman lazım. Okay.
Are you sure? Şimdi ben ayarlayacağım onu. Dükkana girirsin. Bence ben Exploding Arrow'dan devam edeceğim. Şu an tam ota cuk oturdu. Şimdi şöyle aslında senin build'ın Exploding Arrow değil, sol orta şeritten aşağıya inip strafe'e ulaşmaya çalışıyorlar. Okay. Bak o orta hiza. Multiple okay, shot so altında guided, okay. Onun altında strafe var. 24'te okay. Strafe açılıyor. Hı-hı. Bir pasife gel. Pasife gel. Sağ taraftaki pasiflere gelirsen. Pasiflere geldiğinde. Şu sağ üsttekine bir tane verebilirsin. Çünkü o birazcık kritik. Senin yani hatta 3 tane falan verebilirsin ona ya. 2, 3. Tamam. Şeyden ötürü. Sen söyle. %30 şansla artık double damage vuracak attığı evet. Noktalar. Bu kritik. Soldakine bir tane ver. In your sight. Okay. Yo, reset atacağız zaten arkadaşlar. Şu an için ihtiyacımız olduğu için veriyoruz. Problem değil. Bir de onun altındaki şey açıksa. Right. Sol alt. Yok sol alt. Yani onun altında devam eden. Var evet. Slow. Dodge değil. Slow en sol seri aşağı. Heh. Evet. Slow missiles. Buradan aşağı devam edip decoy ve 30'a da Valkyrie açacağız. Çünkü senin yanında ekstra bir adam daha alabiliyorsun sen. Bayağı güzel yani. Okey. Veriyorum. Tamam onu da ver. Onu da ver. Sorun değil. Yani onu arada kullanırsan şeyleri... Dışarıdan gel, okları falan yavaşlatıyor. Inner sight rakiplerinin yerlerini görüyoruz falan vesaire. Yani mevzu şu. Valkyrie açıyorsun. Sağ taraftaki ve ortadakilere sadece birer tane veriyorsun. Aslında. Yani genel build'dan atmak gerekirse. Bova zone'da özellikle. Sağ tarafa birer tane, ortaya birer tane. Soldakilere aşağı kadar geliyorsun. Aşağıdaki decoy'la Valkyrie 20 yapıyorsun. Bowen crossbow skill'lerine de geri döndüğünde... Strafe 20 diyorsun. Fıstık gibi. Okay. Ondan sonra oturduğun yerde sadece sağ tuş spamle. Tertemiz tıklıyorsun yani. Okey. Tamamdır. Okey. Süper. Vallahi Yiğit'cim bu sefer sıkıntı yok görünüyor yayında. İki gündür uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Okay, let's go down. Ay dur, portalımız vardı. 30 tane yay. Pot var. Bana aşağıda pot bırakın. Her şeyi harcamayın. Her şeyi tamam harcamayın. Aşkım sen de pot iç arada. Evet, pot iç. Gel pot alalım şuradan sana. Yok. Alalım. Gel gel. Tamam. Şu abla... amca. Şu amcayla konuş. Trade'de pot al kendine. Okay. Ablamlarla hiç konuşmamışım. Evet, biraz hızlı girdik köye aslında. Sonra çıkıp yapacağız tamam. Okay. Aldın mı? Yok alamadım hala konuşuyor. Tamam. Okey şimdi alabileceğim. Büyüklerden alayım. Ay küçükten aldım. Tamam. Hadi gidelim. Gel aşağı tarafta. Sarı olarak gösteriyor şeyi. Portalı. Bakıyorum gördüğüm geliyorum. Gel bakalım. Bize konuşalım. Girdim. Tamam, ben de girdim. Bir saniye, ben de hemen katılacağım size. Şey, gidiyor musun? Yok, Tuna abi bekliyor. Gel. Kapatabilirsin bu kulu. Tamam, yürü. Sen benim ekranımı kapat. Ne fark edecek aşkım? Hayır. Acaba... Aa dur bu arada Fang Tan bu senin işine daha çok geliyor. Tıkırttım onu ya. Ya ben alışkanlık yerde bir şey gördüm. Direkt biliyorsunuz yani tıkırt. Takıyorum bunu. Direkt taktım. Yani Barbarian skill'leri de bunu söylüyor olması lazım yani. Takmam bile. Lan. Bak bu yanımızdaki adamlarla işimizi kolaylaştırdı. Kalabalık geldik.
Tabii abi zaten mantıklı ama ona göre de sonuçta zorlanıyordu yani. Biz yanımızda abilerle gezmediğimiz için ister istemez normalden daha zor bir parkurla uğraşıyorduk. Şimdi daha rahat parkurla uğraşacağız. Bunlar böyle küçük tatlı şeyler. Bir de şöyle iki tane bir şey atacağım Utku, gelin sana. Önden melee damage verdiğin için şey yapıyorum. Yani benim büyüme eklemesi çok önemli değil. Ben sadece soğutuyorum çünkü. Şunları çantanda tutarsan abi. Çan mı geldi? Neymiş? Ha, küçük ve bayağı da damage de arttırıyorlar. Lightning damage ama. Öbürü de cold veriyor olması lazım. Poison. Poison süper. Tamam canım, yani sonuçta şey damage'e hayır mı diyeceksin? Hayır canım. Yani hayır demeyeceğini düşündüm. Abi tam söylediğin gibi yanımızdaki elemanların biri offensive, biri combat, biri de defensive. Aynen Onur, tam olarak öyle yaptık. Eski topraklardan olarak. Kim katılamadı galiba, bulamadı oyunu. Ben yazdım tekrar ama cevap alamadım şu anda. Şey de yapmadım hani. Söylemedim yani. Duyuyordur bizi, yazdım şeyin şifresini oyunu. Kopyalayacağım şifresini. Yok zaten haritada görünüyor ki yayında yukarıda. Yani evet. Aşağıda elit grup var. Tertemiz ya, çok rahat ilerliyoruz bunlar. Baksana abi adamlara, kıyma ediyorlar. Bu arada bak, ring mail düştü. Ya da işte böyle trident düşüyor. Bu abiler two-handed ve armor giyen abiler. O üç çetede trident düşmüş. Chat'teki arkadaşlar, Runeverse'a baksanıza. Bu 3 soketli mızrağa hangi Runeverse varmış? Selam. Bak şu trident'i alıp tak istersin Utku hemen senin elemana. Ben şimdi biraz böyle agresif girdim. Madem girdik hızlı böyle birazcık şeyle oynayalım. Heyecanlı oynayalım. Elemanlar takılıyor. Baksana benim adam kıyma etti artık. It el et. Okey tamam. Okey. Rünlere bakacağız elimizin. Çok rahatladık ya. Çok güzel oldu. Buradan loot kolejine çıkışı var. Buradan yukarıda devam. Ya o Hellum'lar falan. Onlara daha var. Nightmare sonrası onlar ya. Gelmezler. Daha Şahel'ler, Tuller, Zartlar, Zurtlar var onlar. Ben de bunların gereksiz ezberi biliyor olmam. Herkes de biliyor. Ben böyle bir ismi söylerken Ultima Online da böyle oynuyordum arkadaşlar. İşte Kalvas falan vardır yani böyle şey. İşte Flame Strike, Innox, Unnox. Şeyleriyle öğrendik bunları. İsimleriyle öğrendik. Sen böyle konuştukça benim aklıma Failatun, Feylün, Mefeylün. Faili, Failatun. Lisedeki edebiyat dersleri aklıma geliyor. Ne faülü? Sen görmedin ama değil mi? Sen gördün mü? Ben de gördüm canım, hepimiz gördük. Burada Express Shrine var, isteyen varsa. Ne aslında şey yapayım? Alın. Alın. Hayır alamadım, basit. Yes. Level sınırına oyundan çıkmadan aşağı indirebiliyor muyum? Neyi? Level sınırını oyundan çıkmadan aşağı indirebiliyor muyum? Şeydi galiba. Slash player 87. Neymiş bu? Send a valid command. Şu slash help. Slash help. I am overburdened. Player. Aa özür dilerim, yanlışlıkla açtım. Önemli yok. Yanlışlıkla açtım, özür dilerim. Bulamıyorum şu an ya. Arkadaşlar bilen varsa chat'e yazabilir mi o komutu, kısa yol komutunu?
Arkadaşımız partiye gelecek ama level... Ama level 5 limit, sen onu oyunu açarken öyle açmış. Şu an yeniden kurman lazım. Bu progress'i kaybederiz. Şeyi bitirelim. Ekim şu... Yani buranın işini bitirelim, ona göre yeniden yaparız. Ya bana fark etmez isterseniz baştan. Bir de level 5'te burada... Hack yiyebilir ama arkamızda çok experience gelir mi? Öyle bir boosting yapabiliyor muyuz? Buradan çok XP almaz. Yani level difference'ı o olayları bayağı fixlemişlerdi 1.14'te çünkü. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Ben süper ya, tertemiz takılıyorum ya. Gidiyorum, her şeyi donduruyorum sizin için, siz gidip kesiyorsunuz. Çok eğlenceli. Çalışın lan. Battle.net'te oynuyoruz. Hayır, evet, ben... ve Leather karakterler. Evet ya, ben bir de şey, ne derler. Hiç skill falan dağıtmadığım için böyle takılıyorum sadece. İşte onları çok iyi yap. Oh, ben coşkuyor. Neydi senin eleman, ne yapıyordu? Ne diye atlıyordu? Ha şu mu? Dur. Hayda. Hayda bre. Hoppa. Manası çok çabuk bitiyor ya. Ya o şey sıkıntı, normal first hata alınca manan bitince vurmaya devam edemiyorsun ya çünkü. Diablo 2 GG Team, teşekkür ederiz. 10. ay aboneliği. Kim ki bu siz? Wow. Aa, Sabahattin abi hoş geldin. Nick değişmiş. Ne yapıyorsun abi? Bu portalı ben yanlışlıkla açtım. Önemli mi? Tamam, ona girmeyeceğiz. Bu katta bir yerde bir şey olması lazım. Waypoint olması lazım ya. Biz atladık mı onu? Ha, yolu bulmuşuz. Tamam, yolu bulduk da bir şu waypoint'i de bulsak. Bu katta mıydı, onu hatırlamıyorum ki. 3 katlı mıydı burası, 4 katlı mıydı? Tevkif ediyorum, tebriktir o. Yes. Hiç üzülürüm, beni asla yalnız bırakmaz. Dur o zaman, biz de açalım. I want to operate too. O yüzden senden önce koşuyorum. Ben şeyden anladım abi, sen ilk abonesin ya, ilk abonenin şeyi patlıyor ya orada, görünüyor ya beci. Abi ne haber? Oradan ayıktım vallahi, yalan yok. Kopya çektim biraz. Ben bunu alayım o zaman. Bu arada Eda, gideceğimiz boss arkadaş vakti zamanında Tyrael Günah Savaşı'ndan sonra dünyaya geliyor. Ve nasıl söyleyeyim, iblisleri durdurmak için, kendisi müdahale edemediği için bir birlik kuruyor. İnsan büyücülerinden oluşan. Bu birliğin adına da Horadrim deniyor. Horadrim. Yes. Ve şu anda gittiğimiz abi de Radament. Eski bir Horadrim büyücüsü aslında. Evet. Bu... Ya aslında şöyle, hikaye şeye çok dönüyor ya Diablo evreninde. Normalde interfere etmeleri meleklerin yasak Mortal Realm'e. Ama işte Tyrael bunu bozduğu için de, ama tabii ki şeytanlar da bunu yani mütemadiyen bozdukları için, durmadan herkesle etkileşime geçtiklerinden ötürü şeyi çok çabuk kaybediyorlar. Kontrollerini aslında. Yani kolay mı durup dururken melek görmek falan, ne demek abi ya? Aklın çıkar yani. Yani aslında işte şey gibi, cehennem tarafı gibi biraz daha böyle manipülatif yaklaşsa olaya, Tyrael belki şey olmayacak ama böyle direkt kendisi inip konuştuğu için Tuna abinin i̇şte dediği işte noktaya geliyor mevzu. Evet, Diablo 3'te zaten sinematikte göreceğiz. Ha burada bu arada hemen. Şimdi bakayım, burada benim. Ha şöyle ben de size bir destek vereyim. Şöyle bir mana yemeyeyim şurada. Aha ben şunu aldım. Bak şu büyük abi var ya. Eski bir korat büyük. Kafa yiyor. E,
üçünün avı diye geçiyor bu oyundaki hikaye aralığa şey Eda. Hani üç tane büyük iblisi kovaladığımız için ve bu üçünün avı daha önce de yaşanıyor. Şeyde. Sanctuary'de. Ha mal düşün. Onu kim alacak? Ben ona talibim. Sen Bukowski yanınıza alın. Okuyun. Şimdi okuyorum ya. Bir sıkıntı olmaz diyor. Yer açmak için. Yok yapıştır belki. Ama bir tane daha düşmüş. Daha sen almadın galiba. Bakayım. Almadım. Yerde bıraktım. Bukowski kız al onu. Şunu atayım da. Tamam, buradan da Horadic Scroll'u alacağız. Dira Garrett. No no. Hani almadın. Nerede? Bukowski diyor bak hala. Tamam. Sonunda yapabildim. Okay. Click right. I just learned it. Şimdi öğrendim. Abi. Şu Deckard Cain'in de. Aaaa. Ne oldu? Roderick. Geri mi gidiyoruz? Yani portal açtı ya. Portal açtı mı? Şey böyle her böyle Diablo'da bir şey bulduğumuzda oyuna giderken böyle Deckard abimizin belindeki ağrılar azalıyor gibi böyle. Vallahi abi sana gelir mi bilmiyorum ama şöyle bir güzellik yaptım. Stay a while and listen. Şu an ünlem Deckard yapınca yayına stay a while and listen diye ses gidiyor. Hello. Oh. Stay a while and listen. Bir maul geldi ama giyemeyeceğim sanırım. Maul. Evet, artık Dry Hills'a doğru yola çıkabiliriz sanırım. Identify my items. Identify you. Aa benim yardımcım mı öldü? Ölmüş. Benimki ölmüş. Yok. Mine is here. Yalnız bu şey follow şeyi de komandını çok iyi bilmedik. Bu... Cold'da fokuslanmış sorcerer için. Hiç bir saniye görüyorum. Heh söylüyorum. Ne olmuş aşkım? İlk izlemeye başladım dönem abone olmadığım için rozeti kaptırmışım. Frame skip var şimdi de. Benim yazıklık mı görüyorum? IP ban mı yani? Kendi kendine mod yapıyorum. Kendi kendine oğlum modları modsun. Şu şey kendi kendine yapıyorum. Good day. Olur mu öyle şey? Saçmalama. Cold Mastery'ye daha var. Neler var? Ben şey giyiyorum aşkım. Yani plate giyiyorum öyle söyleyeyim. WoW'dan. Bana bir dagger düştü. Bunu ne yapacağım? Sorcerers only diye bir atmaya şey. Atmaya gideceğiz. Atmaya görev teslim etmemiz gerekiyor. Atmaya vardık görevi ya. Kara atlıyor. Yok ona cevap verdim ya. Dedim ya benim Streamlabs'ta sıkıntı yok. Hatta şey değişken bitrate'e ayarladım şeyi mevzuyu. Şu anda herhangi bir problem yaşanmaması lazım yani. Yüksekte yüksek, düşükse düşük. Düşükte düşük, yüksek yüksek diyorsunuz yani. Evet. Neyse ben kapıda bekliyorum. Batman'ın kocasını yemişler kanalizasyondaki şeytanlar değil mi? Tam ekran nasıl yapıyorsunuz? Şu an tam ekranda değil miyiz? Tam ekran. Ya oyun Windows ya. Tam ekran çalışırken Windows 10'da çıkmıyor ya. Oyunu aslında Windows modu alıp kaydederken öyle kaydediyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Bir ara program kullanıyorum ben şahsen. Atma nerede okuyor? Bayağı ki nasıl yapma? Atma bu ayarını bırakma. Atma şeyde ya. Hemen şu olduğun yerin sağda. Şurada bebeğim. Benim olduğum yerde. Ha tamam. Aç. Geliyorum atma bekle. şu abla kapıda duran. Okey. Teşekkür ederim. Kim quest bitmiştir. Ben seni al. Okey. Let's go out. Şimdi artık yeni görevimiz var. Açacağız mı oyunu Ekim'e? Şey yapabiliriz ya alabiliriz. Ama işte level 5 neyse oluruz ya. Save and exit. Bana hiç fark etmez abi. Tamam. Şimdi Eda'yı başa yazacağım değil mi? Öyle isteniyor. Tabi. Sayuz nirişi mifse sobut. Karakter difference'ı kaldırıyorum ortadan. 4 kişilik değil mi? Yine 4 kişilik yeter. Yes. Tabii. Normal.
Eda, Tuna, Utku, 1, 2, 3, 4, 5. Büyük harfler değil mi? Evet, tamam. Greetings, honored. I have heard of you. Zırt. Bana direkt Find Tanrıçlar Tomb geldi ya. Bayağı enteresanmış onun açılmış olması. Hı hı. Yok, onu açık şimdi. Tamam. Bak, SC'ye bas. SC'ye bas. Seven eksik. Okay, so. Join ne? Evet, ben yaparım, ben yaparım. Tamam, sen yapacaksın bunu. Eda, Tuna, Utku. Oh, okay. Evet. Time is money, friend. Hop, kesene bereket abi. Bakalım. Şifre muhteşem. Talraşan'ın Allah belasını. Yani Talraşan'ın bir suçu yok aslında. Bütün suç Tyrion'ın, unutmuyoruz. Melekler hiç masum değil bu oyunda. Hayır, Tyrion çok çok karizmatik. Ben hatta çok... Tyrion'ın da komutunu yaptım. Merak eden arkadaşlar ünlem Tyrion'ı yapabilir. Eda, sen yanındaki follower'a silah verdin mi? I don't know. P'ye basıp kabul edin partiyi. P'ye basıp kabul ediyorum, Pyro, accept. Hemen bakacağım. Invite yapayım mı onu? Ben yapabiliyor muyum? Tamam. Selam, iyi yayınlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şimdi biz az önce eski bir Horadrim büyücüsü olan Radamant'in... You cannot judge me. I am justice itself. Ay, çok güzel değil mi? Sewer'ı temizledik. Şimdi yola doğru çıkacağız. Benim hazırlıklarımızı yapıyoruz. Benim kıyafetlerine bakacağız ilk önce. Hı? Tamam, ben şimdi getiriyorum sana mühimmat, aldım. Tamam. Neredesin, buradasın? Buradayım. Şimdi... O'ya basıp giydirebilirsin. O, evet, bulamamıştım. Evet, okey. Teşekkür ederim. Abi, siz bensiz oynayın, ben böyle ikinci köye geçemiyorum, bunu hiç düşünmedik. Evet, onu düşünmedik gerçekten, aynen. Neyse, sıkıntı değil ya. Biz denedik. Biz denedik. Şöyle, sen Ekim arka tarafta hazırlan. Bir bizi yakala level olarak. 20-25. Tamam. Aynen, bir sonrakine devam ederiz. Ben kapıda bekliyorum. Bunu giydiremedim. Adam giyiyor olması lazım ya. It's 40 level. It requires 40 level. It's 10. Hoş geldiniz efendim. Evet. Hoş geldiniz. Okey. Ben biraz gaza gelip yüksek bir şey almışım. Yok, hayır, sıkıntı değil. Ben onu satar, parasını geri alırım. Tamam, bir ben burada. O zaman onu satarsın. Şunu attım yere. Şunu giydirmişsin. Tamam. Atacağım yere ben. Alta bas, orada hemen. And then alt, and then şu yeni olan. Tamam. Oh. Çok güzel lan. Hı? Oh, yay! Okay, tamamdır. Giyeceğiz, giydim. Yani damage'ı 11'den 34'e çıktı, öyle düşün. Bayağı şu an üçümüzü inanılmaz rahat edeceğiz. Yeah. Evet, artık kapıdan çıkabiliriz. Allah! Hop be! Yalla! Hahaha! Sinir buldum. O süperi. Ooo, wand mı? Kesin benim işime yarar. Bızt. Aa, artı 100 skeleton mastery. Vay, necromancer'ın olsaymış ki, o bayağı iyiymiş. Bunu tutayım ben. Ekim gelirse ona veririz. Şöyle duvar kenarından ince ince gidiyorum. Duvar sen kenarından yengeç yengeç abi. Niye nereye gidiyoruz? Görevimizi aldık bakayım. 4 kişi olduk ama arkadaşımız gelemedi. -1'de kaldı. Level'ı düşük kaldı. Şunlar elektrik yayıyor ya. Nefret ediyorum. Yapacak bir şey yok abi. Buradaki en çok XP veren yaratıklardan biri bunlar ve kargalar ya. Kenardan önce gidip ben de sizin gibi yapıyorum ama ben farklı yere gidiyorum, oraya gidiyorum. Sürüden ayrılma. Boş ol. Oo, burada bir şeyler düştü. Yanıyorum. PD2. Şu an böyle nasıl söyleyeyim, high-end Diablo muhabbetlerine o kadar uzağım ki. Yabancılık hissediyorum. Path of Diablo
2 oynamıyoruz ya. Bu bayağı bildiğin düz Diablo arkadaşlar. Onun ne farkı var? Ya işte şey, güzel şeyler var. Edition'lar var. Quality of Life update'leri. Diablo oyuncuları inventory'imiz çok küçük diye ağladığı için Diablo 2'de onlara böyle 10 sayfalık inventory falan veriyorlar işte. Loot, loot manyağı arkadaşların gönlünü hoş tutmak için. Bir de birkaç tane skill vesaire de dengeleme ve geliştirme, güzelleştirme var. Modlu hali sonuçta. Baktığında. Ben tercihen hani klasik Diablo experience benim için çok daha tercih edilen bir şey olduğu için. Ne fark eder aşkım? Ha senin ekranı. Tamam aşkım, tamam. Yanlışlıkla yayını alta alıyorum. İnsanlara yazık yani ve şey yani. Tamam bebeğim. Tamam. Okay. Kızma, yeter ki kızma. Onları alt ekran gösteriyorum. Var mı daha? Ne böyle şey? PD2 güzel de, orijinali de güzel, her türlü oynarım. Valla ben de mesela sanırım Tuna abiyle de aynı görüşteyiz bu konuda. Ben orijinal oyun hastalığı var. Yani normal offline daha iyi oynuyor olsam, hani öyle söyleyeyim, içeriğini üretmiyor daha iyi olsak falan. Ne bileyim yani. Yani normal hal... Evet, kafalar var burada baya. Evet. Yani şey... Ya modlanabilir olması tabii ki çok güzel. Yani modlanmış olması zaten oyunun ne kadar güzel olduğunu zaten başlı başına kanıtlayan bir konu. Çünkü insanlar bunu yapabilmek için efor sarf ediyorlar yani. Düşündüğünüzde çok değerli. Ama orijinal experience benim için böyle, tabii ki gönül isterdi content olarak geliştirmeye devam etseler derken ya, zaten işte geliyor. O konuda da geliyor. İşte Diablo 3'ü kabul etmiyor muyuz yani? Evet, belki sevmemiş ya da bayağı beğenmediğimiz yönleri olabilir ama content olarak ona geçmedim oyunu. Öyle kabul olmuyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Hayır, yani şey için diyorum. Yani Diablo 2'de yani yeni item, yeni rune world getirme falan gibi yani. Anladım. Hani küçük minor şeyler. Güncellemelerden bahsediyorum aslında. Bilmiyorum, belki tabii sen daha iyi biliyorsun da hani oyun anlamında. Yani yenisi çıktı diye bu bitti gözüyle mi bakıldı? Öyle bir şey mi oldu acaba? Yo, hayır. Bu zaten yıllardır açık abi. Biz oynuyoruz bunu yıllardır. İnsanlar oynamayı bıraktılar Diablo tarafı. Yani oynayan kitle hiçbir zaman bırakmadı. Ben size söyleyeyim. Birkaç tane yayıncı arkadaşımız da var. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Çünkü böyle yani takip ediyorum hatta. Yani yerli speedrun yapan yayıncı arkadaşlarımız da var Diablo 2'de. Güzel. Tabii tabii. Mağaraya gireceğiz mi? Ne mağarası? Ha dur, evet ya, oraya gideceğiz. Aynen, şuradaki Halls of Dead'e girmemiz lazım. Tamamdır Yiğit'cim, görüşürüz. Suyu içmişler. Aynen, hiç böyle... Kırmışlar. Suyu ben içtim ya. Gel aşkım, dedim, böyle bu tarafa. Manası yok bunun dedim. Hı-hı, gel bebe. Ha, buraya Stony Tomb'muş burası. Halls of Dead'e gitmemiz lazım, pardon. Girmeyeceğiz mi buraya? Yok, o bir sonraki haritada olması lazım. Ya XP için girebiliriz, o ayrı bir konu da. Nasıl dersen, senin liderliğindeyiz. Ben çocuğumu gidirebilir miyim? Şu anda çöllerde okuyoruz. 5 yaşından beri Diablo 2 oynuyorum. Yani... Güzel abi, ben oynadım, bitirdim. İşte birkaç kere döndük arkadaşlarla falan. Sonra Diablo 3 çıktığı için ona geçtik ama bilmiyorum yani... Beğenerek de oynadık. Ya ben Diablo 2 çok oynadım abi. Yani bizde bir de yani şey işte legit hastalığı, düzgün işte eşyaları düşürme. Böyle şimdi hazır botlar modlar yoktu level kasmak için. Level 78 olmak için gerçekten zaman harcıyordu yani. Ciddi bir game time gerekiyordu onun için. Tabii buradan direkt çıkabiliriz abi. Elit mi vardı Sankara'da, bana mı öyle geliyordu? Yo, benmişim o. Geçiyor muyuz? Dur, ben daha gidemedim. Çok uzaktayım galiba sizden. İyi yayınlar, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Koşuyorum, bekleyin beni. Kıyafet giydiriyordum. Çabuk. Aşkım, Barbie mi bu? Bir dakika, çok uzun sürdü. Bilmiyorum. Sen bro, neredesin ki şu an? I don't know, siz nereye gittiniz? Aa, ben yanlışlıkla köye gelmişim. Hayır, evet. Köydeyim, gel 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 gel. Ay, sol üstten devam, sol üstten devam. Dur, portal açayım, daha hızlı gelirsin. Okey. Siz çok çabuk gitmişsiniz.
Ben kıyafetlere bakıyordum arkada speedrun. senin adamın adı ne? Benimki Hasin. Hasan. Benimki Asap. Asap. Sen böyle Asap Beyciğim. Tamam, şimdi seni her gidersek bugün. Şehirde portalın olduğu yere git aşkım. Portalın olduğu yeri gördüm. Diablo 3 devam edecek mi? Yarıda kaldı hikayesi. Edeceğim. Edecek. Vay, edeceğim. Birlikte de edeceğiz. İniş edeceğim. Aynen, birlikte devam edeceğiz zaten o yerde. Benim de seriyi bir ara toparlayıp şey yapmam lazım. Özür dilerim sizi biraz. Yo, ne olacak aşkım, saçmalama. Finalize etmem lazım orayı. Çok iyi oldu bu adamlar ya. Baksana fıtır fıtır bizim yerimize. Ben vuramıyorum, gıcık oldum. Neyse ki XP falan veriyorlar ya, hiçbir sancı sıkıntı yok. Şu an ben vuruyor muyum, vuramıyor muyum? Sanırım vuruyorum ki bu standa kalıyor, doğru mu? Vuruyorsundur büyük ihtimalle. Diablo 3'te yoldaşlık yaparım size. Haberdar edersen bahtiyar olurum. Tabii ki, tabii ki. Diablo 3'te bizim asıl benim çok çocukluk arkadaşım Emre var. Böyle yol arkadaşımdır kendisi. Çok iyi bir ekibi var onunla birlikte oynadığı. Yani her yeni sezon geldiğinde ben işten eve gelip karakteri açıp girene kadar adamlar benim paragon 600 falan oluyordu. Saçma sapan. Öf. Ya aslında ben de çok seviyorum şeyi, Diablo 3'teki o kasma şeyini de. Yetişemeyince böyle biraz da küçük oluyorum bu arada. İçeğimiz ya burada. Bana gelin. Işığa gelin arkadaşlar. Karolin, ışığa gel. Şey mi, waypoint mi? Ha yok, mağara buradaymış aşkım, gel. Koşuyorum. Ben şey yapacağım arkadaşlar ya, tahminen işte Blizzard, Frozen Orb falan o şekilde gideceğim işte. O yüzden benim level 30'a kadar daha çok işim var. O yüzden şu an hiçbir skill dağıtmıyorum. Böyle yanındaki adamlar benim yerime her şeyi kesiyorlar. Adamlar dedi biziz falan diyor. Hayır. Siz yol arkadaş, yoldaşlar ayrı. Bu elemanlar bu arada bizden daha çok kesiyorlar ha, ben size söyleyeyim yani. Aa, benden daha çok vurdukları kesin ya. Adamın elindeki silahların damage'ları falan daha yüksek sonuçta. Ben de two-hand bir silaha geçmek istiyorum aslında ama. O şu, bir şey yok, o sadece boylu resurrect atan birisi. Onları bu arada erken kesersek resurrect atmadan. Dolanacaksın. Öf, ay ya. Ben şu araya giriyorum artık. Böyle olmayacak bu. Yeni grafiklerle kesinlikle. Bir de yani sadece grafik yükseltmesi değil, ben biraz da şeyi yükselttim ya. Acaba saçmalamıyor mu bilmiyorum ama o arayüz güncellemeleri de çok hoşuma gitti benim. Cap düştü. Güzel olacak ya. Güzel olmama ihtimali yok arkadaşlar. Şu oy, bu ne? Tuzak doluymuş buralar. Görev açılmadı abi. Bulmadık ki daha buranın sonuna gelmedik. Vallahi açıkçası oyun anlamında ben Diablo 2 Resurrected'ı bekliyorum. Hani gameplay açısından, hikaye açısından da Diablo 4'e evet çok hype'lıyım. Yani orada gelecek yani ne oluyor abi, niye çağırdılar onu? Lilith niye geldi? İşte amcasını kurtarmaya geldi. Şimdi bir de şey muhabbetleri dönmeye başladı işte, oratma değil aslında, durun ne yaptınız falan. Yaratma değilse kim falan. Tabii hepimiz atma olduğunu düşünüyoruz.
Bayağı da bir leak oldu aslında ama. Ya bu kadar bağnaz bir şekilde bağlı kalabilecek bir o var ya. Ya hem öyle ama şey muhabbetleri döndürüyorlar abi işte. Annesinden pek haz etmiyor işte, dengenin bozulacağına göre işte annesini niye çağırsın ki diye düşünenler var. Bir de Magnus diye bir şey koydular işte YouTube'daki videosunda, altyazıda Magnus diye çevirdiler. Yani o karakteri. Millet de şey diyor işte, genel Magnus çok genel bir terim. İşte genel büyücülere söylenen bir laf. Herkes olabilir. Ratmo neden olmasın sadece bu bakış açısıyla falan diyenler de oldu. Yani orada o işler biraz karıştı ama ben açıkçası Ratmo olduğunu düşünüyorum hala. Ben sizi bulabileceğimi düşünüyorum Utku. Buradayız bebe. Doğru yerdeyim gibi. Ben sizi bulabilirsin. Aşağı doğru gel. Harita, harita, harita. Sen kapalı mı oynuyorsun sen? Aa, buldum. Evet, sen tamam. Sen tabu kullanmıyorsun. Kullanım. Sen niye inventörün açık dolaşıyorsun ki? Bilmiyorum, şu an kapatacağım bir dakika. Bir şey yapıyorum orada. Ya. Marius değil. Marius çok farklı bir karakter ki. Geldim zaten galiba. O Diablo 2'nin karakteri. Yani şeyle direkt alakası yok Diablo 4'te de. Yani Ratman'ın kardeşi olabilir diyenler var. Değil ama yani en güçlü nekromansı olarak. Diablo 3'te de çok havada kaldı abi. Yani şey, Tun abinin serisi mi yoksa hikaye mi? Bana sorarsanız hikaye benim, çok... Benimki havada kaldı. Havada kalmadı çünkü Diablo 2 güzel bitti hatta yani. Şey, Diablo 3 özür dilerim. Diablo 3. Ya bence dümdüz bitirilir işte. Ya ama şey garipti ya tabii orada. Black Soulstone sallıyorlar aşağı kimin kafasına düşecek. Sonra oradan şey... Maltael'in ıvır zıvırları... Tatsız işler ya. Ya kimin kafasına düşecekten ziyade Black Soulstone'u saklama konusunda hemfikir olamadılar sadece. Cennette bir yere düşüyoruz, daha sonra gidip onu alıyorlar da. Niye aşağıda kimse takılıp yanlışlıkla kafasına saplamadı onu yani? O olmasa güzel olurmuş, iyi ki de olmamış. Eda nerelerdesin? Ben geziyorum buralarda, gelmek üzereyim yanında. Sen zaten niye bizi takip etmiyorsun? Ya Utku! Başka bir ajandan varsa söyle, Diablo'ya mı çalışıyorsun, kime çalışıyorsun? Hayır, bir şey kesiyor musun peki orada? Hayır. Kesiyorum ama bazen kesiyorum. Hayır yani... Haritana bak, haritana bak, biz orada mıyız? Siz buradasınız. Hayır. Evet, değilsiniz. Go, go, oh my god, burası it's worse. Oh, koş Eda. Dur dur, bari şuradan gelelim, yola açayım sana. Gel sen deminki yeri geri dön. Gel gel gel. Gel 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 gel. Sen haritana hiç bakmıyorsun ki, haritana baksan bulacaksın bizi. Bakıyorum seni. Tamam. Haritana bak, haritana. Ben artık hiçbir şeye bakmıyorum, sadece size bakıyorum. O da mantıklı. Maltayal öldü canım. Ya çünkü senin desteğine ihtiyacımız var. Ok sallayacak birileri lazım. Aha, boss bulmuş abi, ondan sıkılıyor. Tuna abinin bahsettiği kısım Maltayal ölmeden önce. Diablo öldükten, yani Maltayal gelmeden önce. Evet. Diablo öldü. Aşağı doğru diye gidiyor. Orada işte biraz epik bir sahne yaratalım. İşte cenneti ya gösterelim. Ya ama yani bir şey diyeceğim de, cennetten aşağıya da Diablo'yu sallamazsın yani. Patates çuvalı gibi yani. Yani şimdi kötü sahnede kötü diyeceksin. Sinematik bilmem ne, her şey çok güzel. Ne oldu? Cennet bahçelerine gün doğdu. İyi, bravo. Arka tarafta kimler öldü, kimler gitti, kimleri kaybettik, kimse bunu sormuyor. Şey, Imperius'un Totos'u rahat etsin diye uğraşıp duruyoruz orada ondan sonra. Diablo da bir melekti. Ben size o konuda geçen bahsettim, bilmiyorum. Spoiler vereyim mi? Evrenin bitişi var. Burası kaç katlıydı onu da hatırlamıyorum ama sanki buranın da bir... Bu şeyi biliyorsunuzdur. Kaderin meleği, Ethereal'ı. Ethereal'ın yazmalarında bütün evrenin şu anda ne olacağı ve işte yarın ne olacağı her şey yazılı. Ama kaderimiz bizim elimizde. Yes. Waypoint. Gel bebeğim. O Dryhaze'ın waypointini açmamışız. Dryhaze'ı da varmış. Rezalet.
bakayım senden geliyor. Dry Hills hariç evet, 4 tane açık. Tamam. Bence Diablo'nun cennet bahçelerine cansız cesedini uçurması Gandalf Balrog fight sahnesinden esinlendiler. Mümkün. Mümkün. Neçeden Azoth'ta da bir Lothar esinlenmesi vardı. Sinematik konusunda esinleniyor olabilirler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Eda'yı bekliyorum. Gir. Ben çok hazırım. Girdim. Evet. Ben çok hazırım. Çok iyiymiş. Nephilim hikayesi havada kaldı. Nephilim'in hikayesi orada zaten Tyrion son cümlede dikkat ederseniz eğer yani bizim kurtuluşumuz mu olacak yoksa ne diyeyim hani sonumuz yıkımımız mu sonumuz mu olacak diye bitiriyor. Büyük ihtimalle bosslardan biri gene biz olacağız ki yani Diablo'da bunu yapmayı seviyorlar işte Bloodraven olsun. Summoner olsun şimdi birazdan görürüz inşallah biz. Tabii. Gecikme yaşamazsak. Yani bir önceki oynadığın oyundaki karakter ikinci oyunda falan karşına boss olarak çıkabiliyor o anlamda. Ya çünkü sonuçta adı üstünde Mortals arkadaşlar. Her ne kadar Nephilim de olsak ölümlüyüz ve karakter bir yerde bu kadar şeye mücadele verdikten sonra o kadar güçlendikten sonra başka bir gücün tuzağına düşüyor ister istemez. Yani o çok da anlaşılır ve hani herkes tarafından da böyle yadırganmayan bir hikaye olarak devam ediyor. Bak ben ne güzel yavaşlatıyorum bunları, yumuşatıyorum böyle ortamı. Böyle sıcacık çöllerde Norveç esintileri veriyorum etrafa. Cozy oyun anlayışıyla. Tabii abi kafa rahat yani böyle stres yapmadan rahat rahat oynayacağım. Bunların poisonları da bu arada bayağı tehlikeli ya. Aa ben bayağı ölüyorum ha. Poison'dan. Pot yok mu? Yo var da ya öyle bir poison bulaştı ki maşallah bir hit point'e kadar indim. Arbiter'ı kim bozdu? O bu yu yayının konusu değil. Arbiter. Bu şey neydi? El, tir, trident'e takılacak olan. Vallahi söylediler de. Neydi acaba ya? Chat'teki hatırlar gelir şimdi. Yazan bir daha yazabilir mi dostlar? Ne istiyorsun? Ne? İt lazım it. Tamam bir tane it. İt bulmamız lazım. Belki sizde vardır ya. Yok. Edriye hainlik yaptı. Ona çok şaşırmıştım. Edriye hainlik yapmadı. Edriye amacı doğrultusunda hareket etti. Edriye daha Diablo 1'de Tristram'a gelme amacı oydu hatta. Her şey planlandığı gibi gidiyor mu gitmiyor mu? Ve hatta bazı yerlerde de şey diye geçiyor. Diablo 1'de Diablo güçlü bir beden bulamayacağının farkına varınca şeyi lürledi hani çağırdı o tarafa doğru diye. Edriya'yı. Kesinlikle sağlam bir kurgu güç ile Erdem aynı nehirde aklını Nephilim cenneti yeryüzüne getirecektir. Cennet vallahi abi cennet pek aradığımız bir huzur ya da erdem olmayabilir ya Diablo evreninde. Evet burası çok aradığımız yer. Orası da gergin bir yer ya. İmperyal sinirli bir abi. Allah. Şey ya bu tridentlere, üçlü spear'lara takılan rune words arıyorum da. Demin bir arkadaş yazmıştı. Yani şöyle söyleyeyim. Nef it ya da tal it. Dur bulayım ben abi. Şey abi. Sen kesin. Ha yazıldı mı? Heh. It el et. It el et. Evet. Şimdi bende ne var? Tir var, nef var, el var. It el et. Horadrik kübü alman lazım bebeğim yerden. Pardon. İsmi ne? Horadrik küp. Küp. Bir dakika çantamdan bir ürün Radyo küp diyecek şimdi de kritik. Ben çok seviyorum Izzyol'u. Ne güzel iki skill veriyor. Beleşten kesmesi de çok zevkli yormuyor. İzleye izleye kesiyorsan. Ya Izzyol... Bir... Buyur abi. Çantalarınıza baksana da Runeverse için.
Ne için? Rune var mı herhangi birim? Ne bu? Rune var mı? Rune. Sen aldın mı Horadrik'ü bir yerden aşkım? Evet aldım. Tamam, köye döndün mü? Bende bir tane var galiba. Charm var mı bende? Charm değil bebeğim. Rune arıyoruz. Değil değil. Ben geldim. Şimdi, şimdi bakayım ben size işte. Yok bende hiç rune yok abi. Okey. Şeyde olabilir. Eda da olabilir mi? Rune look at them. Do I have it? No I don't have it. Yok kapat bunu. Stash'a bak. Kapatayım onu. Stash'a bakayım. Hayır. Hangi stash'a? Yanında stash bak. This one. Kapat arabanı. Kapatıyorum haritamı. Yanında şey var, kasa var. Dur önünü kapatmışız kızın. Göremiyorum. Aa şu. Tamam. Hayır, yok abi. Hiçbir şeyim yok. Yok. Okey. Sorun değil. Deckard'la konuşman gerekiyor. Bulmam lazım ilk önce Deckard'ı. Deckard her yerde. Aynı yerde ya. Burada gel. Deckard'da abinin yeri çok değişmez. Ne Horadrik stafı. O yaşlı ve yorgun bir amca. Bir Horadrik asayı tamir edeceğiz aşkım. Bununla da Talraşa'nın mezarına girişi açacağız. Ondan dolayı bu asanın parçalarını bu arayacağız. Yirmi daha çok var. Yavul 24'e kadar. Troznor Ice Bolt'tan besleniyormuş. O zaman Ice Bolt'u maksayabiliriz. Nice. Bunun aslında içinde ne var? Gerçekten içinde ne var? Horadrik küp. İçinde ne var? Horadrik küp büyülü bir küp aslında. Biliyorum, işte. Biliyorum ama içinde ne var? Yani kim onlar şey kök tarafından yapılmış. Horadrik büyücüler ama tam kökeni net bilinmiyor diye biliyorum. Oh there. Sıdık hoş geldin. World of Warcraft çok güzel geleceğiz ya. World of Warcraft çok güzel gene gelecek ben. Okay aşkım. I'm done. Dinledim. Çok tatlısın Deku'nun ki. Cain is a true friend and a wise man. Güzelsin. Bir çok hızlı şeyde geziyorum ben. Şu dry hızlı gezeceğim. Waypoint'ini biz... Evet evet onu bulayım. Oradan devam edelim. He didn't get the cube but the item cannot be traded here. I'm gonna keep the soup to myself. Yok o küp hep çantanda kalacak. Hatta bu ekstra yer açacak sana bu. 3 tane aynı gemden, 3 tane aynı ründen koyduğunda bir üstünü upgrade eder. 1, 2 ve 3. 3 tane mi olabiliyor? Evet ama potlarda işe yaramıyor. Potları büyütmüyor yani. Rejuvenation'larda işe yarıyor. Şimdi yok kırmızı Morlarda. Potları koyuyor diye dedim ya. Oy şu an. Başka ne podu koyabilirim? Kırmızı ağrı yemiyor maalesef. Tuna Bey'i host'ta görür müyüz? Vallahi biz görüyoruz. Evet. Sizi bilmem. Evet. Biz oynuyoruz birlikte. Aynen. Vallahi ben değil Şahalım yürüsün. Arkadaşlar aldın mı MVP Mestiçiz'la? Yani. Dry Hills'da portal açmışım ben. Bana açmıştın galiba. Dur benim tamir olmam lazım. Tamam ben de Dry Hills'e gideceğiz değil mi? Tamam. Ben de bir yandan arayayım. Nerede Allah aşkına ya? Bir saatte waypoint arıyorum ya. Ortakta sifir koşturuyorum. Aşkım you closed it. Did you close it? Kapatmış olabilirim. Yeni portal açarım ben sana. Okay. Çünkü benim burada Rocky Waste diye bir yerde var. Ne zaman açacaksın peki? Waypoint'i bulunca. Birazdan. Dur Rocky Waste değil. Dry Hills'da zaten ya. Yanlış yerde arıyoruz. Benim için yol mu arıyorsunuz şimdi? Yok kendi genel yani. Ben açtım portalı. Aa teşekkür ederim. Buldun mu waypoint'i? Yok o ileride bulacağız şimdi ya. Girdim. Dry Hills'da yok. Öneririz ya. Dry Hills'da aramıyor muyuz abi? Yanlış mı biliyorum? Tamam işte burada arayacağız. Biz bir önceki haritada arıyorduk. Ben neredeyim? Aa Rocky Waste'deyim. Evet. Evet sen bana orayı açmışsın. Geliyorum. RuneWorld Kürt tarifleri 40-50 tane var ya, yarısını ezberlemiştim bir ara. Vallahi yani... Güzel böyle hayranlıkla izliyorum sizi. Gereken şeylerden bir tanesi en kolay stealth yapabiliriz armor olarak. Ay, ben... Ki stealth ilk aktın sonuna kadar, yani ilk yani zorluğun sonuna kadar seni taşıyan bir zırh. Amazon için özellikle çok iyi. Bir
bir şey diyecektin ama ağam. Yok, düşünüyorum şey, başka aklıma getirmeye çalışıyorum. Ya bir de her şeyin patch'in bazı içinde olan ve olmayan şeyler var, rimworld'ler var. Ladder'da olan olmayan rimworld'ler var. Am I dying? No, I'm not. Okay. Teşekkür ederim yardımcılar, bana yardımcı olduğunuz için. Yardımcılar iyi ya. İşte bir long staff şu an vurduğumu hissediyorum, güzel oldu ya. Abi şey, şey yani, burası tam dönüşüm alanı. Waypoint burada bu arada, bana gelebilirsiniz. Sen teleportu açmadın, yok daha var. Yok yok şey... Tuna abinin skillini diyorum, teleport. Fıcım fıcım. Ya ben teleport açılsın, ben zaten bızıt 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 böyle hani boşa gidip bulup gireceğim işte. Her şeyi. Ne acayip map generate etti harita ya. Bu arada aşkım, sana da şöyle hikayeyle ilgili ben küçük birim. Aklıma geldikçe konuşuyorum ben böyle ama hikayelerle alakalı. Ya da yapıştır direkt ya. Bu ektikide bu kadar çok Horadrim kelimesinin geçiyor olması. Mesela Horadrik staff arayacağız. Horadrik küple birleştireceğiz parçalarını falan filan. Act 3'te mesela Kuras'ta gideceğiz. Kuras'ta Zakorum Kilisesi'ne emanet ediliyor Mephiston'un şeyi, Soulstone'u. Burada da Baal'ın Soulstone'u Horadrim büyücülerine emanet ediliyor. O yüzden burada böyle... İlkili her şey Horadrim'e ait. Parkur burası. Ben dolanıyorum. Burada soldan. Geliyorum. Orası yeni haritaya geçiyor diye bıraktım. Bulmuyormuş. Fara 3 soketli kalkan satıyor. Arada onu kontrol edin abi. Rimworld için iyi olur. Yerden pek düşmez çünkü 3 soketli kalkan. Evet aynen. Stealth yapmak için zaten onu diyor. O yüzden istiyorum. Stealth güzel bir zırh çünkü. Bol bol şöyle minyonlar gelince de ne güzel oluyor ya. Diablo 2 niye 40 dolar abi? Yeni çıkacak oyunun için 40 dolar. Şu an Diablo 2'nin eski, yani bizim oynadığımız bu versiyonunu almak istersen 70 lira falan. Ha bu oraya euro, evet. Bu ara para birimleri olarak değerlendirirsek oyunu yapan şirkete daha az kızarız. Evet, hakikaten bu arada oyun pahalı diye kızmanın hiçbir anlamı yok bu arada yani. Ya ben işte bu işte GeForce Now konusu konuşulurken yani geçen sefer de söyledim, tekrar edeceğim bunu yani. Yani çalışın, kendinize değer katın. Bırakın boş verin oyun falan diyorum yani böyle. Adam beni şükürcüymüşüm ben. Şükrediyormuşum bunlara. Şükürcü olduk ya. Abi şükürcü nasıl oldu? Abi işte böyle şey. Olsun arkadaşlar, böyle bir servis hiç olmayabilirdi. Şükredin de öyle bir servisiniz var. It's me. Oha. Ya. It's definitely me sometimes. Karşımda ben zaman... diyorum ki abi çalış, paranı kazan, servisi kullan, arkana bak devam et dedim yani. Anladın mı yani, dedim böyle. Yanlış oldu. Tabii sizin gibi yine de şükredin. Ben mi yapıyorum servisi? Fiyatını sanki ben belirliyorum, bana kızıyor, anlamadım ki. Ulku, biz farklı yönlere gidiyoruz. Ben Tuna'nın yanına gidiyorum. Sen ondan ayrılma. Tamam. Hayır. Gülben abi. Tabii. Gerçekten cold sorcerer bayağı kolay bir şey ya. Ya bu oyunları bizim ülkemizde yapılıyor olsaydı atıyorum 40 liraya alacaktık. O yüzden oyun yapı falan diyoruz. Sen baba kılına gireyim mi babayla?
Bu arada ben bizim şirkette öyle diyorum ben. Şey konuşuyorlar, ne bileyim işte böyle yeni nesil çıkan işte süper kahraman film falan ıvır zıvır konuşuyor. Arkadaşlar diyorum, bırakın süper kahramanları, oyun yapınız diyor. Bazen de gerekiyor. Ya hedef kitleyle alakası varmış arkadaşlar. Yani Board Royale işte oyuna verilen bir... Ya ben mesela benim oyunum hedef kitlesi Türkiye olmadığı için ben yani TL karşılığı yok. İsterseniz yaparım indirim. Olacaksınız. Ama yani gidip bütün store'un fiyatını aşağı çekemiyorum sonuçta yani. Çekemiyoruz. Onda senin yapabileceğin bir şey yok yani. Nerede piyasa varsa oraya gideceksin. Ama sen sonuç olarak bir Türk oyun... Hayır. Şöyle bir olay var. Başarı elde ediyorsun yani. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ya tabii yani o kısmını şey yapıyorum, geçiyorum. Hani gerçekten çok efor sarf ettik. Karşında güzel aldık. Yani böyle sağ olsun hem yurt dışındaki takipçiler falan bilmem ne. Yani bir araya gelince güzel bir sinerji. Ama yani ben mesela işte oyun yapıyorum, yayın yapıyorum. İşte X miktarda kişi izliyor beni. O zaman benim hemen bunu satmam lazım, işte aldırmam lazım falan. Hiç öyle bir derdim yok abi. İmkanı olan, ilgisi olan alsın. Yani ben yaptım diye değil, araştırsın. Oyun tarzına uygun mu, bütçesine uygun mu? Yani sonuçta kutu oyun endüstrisi tamamen bireyin tercihi, oyun zevki üzerine kurulan bir yapı. Bir de şimdi ne tarz oyunlardan hoşlandığını bilmeden, o oyunu tecrübe etmeden alıp sonra mutsuz olabilirsin yani. Hani bu benim oyun tarzıma uygun değilmiş. Ve Battle Burst'e daldık, indi. İkinci büyük bosslardan biriydi. Drop olmaması lazım arkadaşlar. Ya, ya bu gerçekten Twitch'le alakalı. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Aha, waypoint'i buldum. Yay. Şimdi Megat Bear'ı bulacağız. Oyunu Türkçe şekilde oynayabiliyor muyuz? Bu ara biz Board Royale'den bahsediyorduk. Şayet ondan mı söz ediyorsunuz yoksa Diablo'dan mı? Ben karıştırmış olabilir miyim? Diablo'nun Türkçe desteği yok. Yani modlanabiliyordur, bir şeyler ekleniyordur ama... Heh, gideceğimiz yer buradaymış bu arada, gireceğimiz yer. Yer aşkım. Ben burada bir şeyler kesiyorum. I'm crazy by my fucking self. I don't know. Okay? It might kill me and... Ama öldürdüm galiba. Yeeeeee! Okay, geliyorum. Tamam. Geldim. Geliniz. Aa, siz de buradasınız. Tamam, giriyorum içeri. İngilizce bile şart yani... Ya. Yani gene bu konu galiba her şeyimizin yayında olacak. İngilizce şart arkadaşlar. Bu dünyada var olmak için şart. O yüzden planınızı ona göre yapın. Ben daha başka bir şey söylemeyeceğim ya. Kimse Türkiye'deki 2 milyon oyuncu için oyunu lokalize etmek zorunda değil, oyun satılmadığı sürece. Ya ben mesela o geçen öyle bir tartışma döndü mü dönmedi mi, ona benzer miydi, konu bu muydu tam emin değilim ama ben mesela Türk oyun yapan firmaların da illa Türkçe yapmak durumunda olmalarını istemiyorum ya açıkçası. Yani bir ismimiz duyurulsun yani. İstiyorum açıkçası bir dünyaya bir şekilde. Yani ben evet oyun yapıyorum, evet Türk'üm, Türkçe olacak yani neden? Zorunlu değil lan. Yani yapmak zorunlu değil adam. Çünkü adam gelecek burada, crackli mrekli, zartlı zurtlu bir yerden indirecek. Ondan sonra şuraya bak, Türkiye oyun yapmış, Türkçe desteği koymamış, bilmem ne yapmamış, bunlar vatan haini falan filan şey. Nasıl? Ya yok, bir de şöyle bir şey düşün yani, sen bir iş yaparken... Sosyal yok ki bunu yani. Kullandığın yani... bütün sarf malzemeleri falan böyle yabancı kaynaklı. İşte bu sefer yaptığın şey bir de atıyorum sadece Türkiye'ye hitap etsin diye TL bazından yapacaksın. Bu sefer zararına iş yapmış olacaksın. Hayır, şey yaparsın bu arada yani dilediğin indirimi vesaire yaparsın. Hani bu çok güzel zaten, böyle yapılır bu işler. Steam sağ olsun lokal pazar ve lokal fiyatlandırma diye bir şey var. Yani insanlar niye buna sinirlenir onu anlamıyorum. Yani adam gidip biz Mount & Blade'i aynı fiyata mı alıyoruz yani? Hayır, adamlar 50 dolara satıyor. Sana gelip burada 50 liraya veriyor, anladın mı? Yani hani baktığında şu an tamamen atıyorum bu arada rakamları. Abi Eda sigaradan öldü ha. Hayır, vermedin ama I don't have it. Dövüşüyoruz Eda, savaştayım, dövüşüyorum. Kalkıyorum. Ya sigaradan ölmedi. Portal açtı arkada bak. Biliyorum, kalktım. Aç geliyorum. Bizim yardımcılar da öldü elektrikten bu arada. Ha, onları kaldırıp mı geleceğim? Tartışma değil canım, benim hasim burada ya.
Sen de fikrini söylersin canım. Aşkım, where is this thing that you opened? Yok, gerilme falan asla ayrım. Ya ben işin esprisini birazcık işte yapıyorum, satışıyorum özellikle. Şey, perspektiften bakmamak lazım. Steam'de neden yok Diablo? Çünkü Diablo, yani Blizzard'ın kendi Steam'i var gibi düşünün. Kendi launcher'ı var, aynı kendi oradan. Kendi launcher'ı var, onun üzerinden çalışıyor. Blizzard oyunu, evet. Ha bunlar, ay. Her şeyimi aldım değil mi? Evet. Help. Abi gidip yardımcıları summonlayalım mı bir? Benim eleman burada olması lazım ya. Gelmedi mi o? Benim hasim sağda solda bir yerde kayboldu galiba ya. Kayboluyorlar mı? Öyle bir olay var mı ya? Burada dar alan olduğu için burası. Ubisoft'un falan var. Allah. Yok mu saçma boşuna, bir şeye bas. Verin ya. Şuna basayım da bir daha şey yapmayayım. Ben bir şey söyleyeyim. Buradaki yaş ortalamasının kaç olduğunu... Ay, ben niye girdim buraya? Ne alakası var aşkım? Ya yaş olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani genç arkadaşlara mutlaka öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çekil, öleceksin Eda, çekil. Aşkım yürüyemiyorum benim. Geri gideceksin, geri. No, you did a... Hadi... Sen bana hadi blok yap. Portal açık. Portal açık aşkım, aynı yerde. Portaldan gel. Niye sıkıntı yok şimdi? Bu arada alt kata iniş burada da Megat Player'ın birinci katında değil, ikinci katında olması lazım bir şey. Ya da üçüncü katında. Waypoint mi? Waypoint bu katta ya da öbür katta olmalı. Bir alt katta. Başımı giymem lazım bu arada. Şöyle bir tavla gideyim bu arada. Tabii üstünü başını giy, çantanı bir doldur. Potionları yerine yerleştir. Tek kat potion değil, iki kat potion. Evet, alayım kendimi. Burası mıydı? Burada mı öldüm ben? Evet. Her şeyimi aldım değil mi? Aldın mı? Paranı almayı unutma da. Sanırım bir it room kaldı ya. Tamam. Şuradan arkadan geliyorum. Çok sessiz sakin. İyi yaşayınız. İyi yaşa. Bu mağarada waypoint yokmuş. İşte bakmadım. Hayır, Mega Slayer 3'te olması lazım ya da 2'de olması lazım. Şu an 2'ye geldiniz şey. WoW oynuyor musunuz? Bizim asıl kontentimiz WoW. Yani ana oyunumuz, öyle söyleyeyim. Evet, aynen. Evet. Eda ile Utku, onlar rüzgarın şu şeyleri, şövalyeleri onlar. Evet. Knight on şey. Knight nereden çıktı ya? İyice artık kafam gitti. Pazartesi abi, pazartesi. Aşkım ben bunu tek başımayım, bak beni bırakma. Bak gel geri. Gir şu deliğe. Çekil lan. Gidemiyorum aşkım, body block yapıyorsun ya. Şu an arkamdasın. Var mı? Yürüyemiyorum bak, yürüyemiyorum. Var mı? Var mı? Evet. İndiniz mi alt kata? Ufaktan gidiyoruz abi. Tamir falan olsa... Black Venom geldi. Yok, ben şimdi donduracağım herkesi oradaki. Silahım kırılıyor. Tamir etmem. İşte bu bölümün de böyle bir derdi var gerçekten ya. Geniş alan. Buyurun. Ben bir köye gideceğim abi. Tamir olacağım. Siz devam edin. Tamamdır. Bir dakika, ben sen de... niye geldin? Ben de tamir olacağım ya. Ben iki kez öldüm, hiç tamir olmadım. Şu mana potlarını sana mı verseydim abi acaba? Yok, sonra benim çanta dolu ya. Elemanlarınızı kaldırmayı unutmayın. Aa, evet. Bir yüzük var, bunu takmalı mıyım bilmiyorum. Evet, bak. Tamam, tak bebeğim. WoW'daki item mantığı gibi işte, yani onu çok evet. Kasmana gerek yok yani. Tamam. Burada sadece daha rahat düşüyor. Bizim elemanlar... Which girl was it, Utku? Atmadan mı kaldırıyordu? Yok, yukarıda bir abi var. Bekle beni 2 dakika. Okey. İsmini sorarsan... Potlarını da al istersen. Benim potlarım var. Selamla yayınlar, hoş geldiniz. Merhaba. Efendim. Hoş geldiniz. Gel bebeğim, beni takip et. Tamam. Şu an elim alıştı. Şu an aslında bir gün önceden oynamamız lazım. Benim biraz daha hızlı hareket edebilmek gel. İçin. Okey. Diablo'nun hikayesini çok güzel anlatmışsın.
Bravo. Aa, teşekkür ederim. Burası değil aşkım, gel. Şu geliyorum, ha, gir. Geliyorum. Tamam. Şunun katta kim, dev örümcek yok ya. Dev kurçuk var, maggot. Wow, there's a lot of stuff here. Repentless, hoş geldin. Merhaba. Burası Orta Doğu Riyer mi? Ney, anlamadım. Riyer. I believe I'm in the right place. Ha, evet. Evet. Where are you? Referans Orta Doğu. Sen hangi yerde bu kadar çok bir şekilde oluyorsun? Yürüyerek. Ayağına. Ben niye sizden uzak bir yerdeyim? Bir yerdeyim yani. Bahsedin geriye abi. Doğru koşuyorsun mesela yürürken. Bak yine terse koşuyorsun. No, oh my god, it's too much. Gel geri gel. Hayır, harita da. Bizi harita okuyorum. Renk körlüğü var mı bu arada? Çünkü hayır. O bayağı yapabilir yani. Yeşil, hayır görüyorum sizi. Ben de maviyim. Tamam, yeşiller bir sağ aşağıdayken sen niye sol yukarıdasın? Hayır yani yani renk öyle olabilir, o yüzden bilmediğim için sorman gerekiyor. Sen böyle şey, aa burası güzelmiş, ben buraya da bakayım. Abi yani şimdi bakma onun böyle de söylediğine de, WoW oynuyoruz mesela, level kasıyoruz. Başka birisinin peşine ben diye takılıp gidiyor oyundaki. Diyorum nereye gidiyorsun, ben onu sana zannettim. Sanırım buldum mu? Yok. Aydın desteği olmadan en zor boss mu? Arkadaşlar portal bile açmadan keseceğiz diyor ya da. Vallahi öyle diyenler olmuş. Tamam, buraya girmeyelim şimdi abi. Geri çık şey. Waypoint burada vardı bu katta ya. Döneyim ben hemen. Abi birbirimize body block nasıl yapabiliyoruz? Dar alanda kısa pas atıyoruz. Gelmişken biraz daha XP alalım. Level 18 olmuşuz ya. Tertemiz. Bir an önce. Eda, maçlarda anlık şeyi var. Mesela WoW'da da öyle takılıyor. Bazı dungeonlar inanılmaz güzel oyunu çıkartırken bazı dungeonlarda inanılmaz böyle kötü, beklenmedik hatalar yapıyor yani. Ama o yani oluyor da abi. World of Warcraft'ta var o iş. Hot'ta da öyle işte. Bazen o kadar kötü oynuyor ki aynı karakteri bir sonraki maç efsane oynuyor. MVP falan oluyor. Ya o abi, çok demeciyorum. Şeyden beklemeyin ya. Ben sizin gibi sen gamer değilim yani. Yok, sende ama genel dikkat şeyi var. Vardın. Var. Hani bir anda maçtasın, bizimlesin. Bir bakıyoruz sonra yoksun. O daha bambaşka bir yerde. O çok farklı şey oluyor. Yerde yine bakacağım. O yerden bir şey. Salla mesela, onu söyledik ya, beyazların hiçbirini almana gerek yok. Ben bazen goldları bile almıyorum. Ama ben hiç goldu falan basmıyorum ya. Şu elektrikten yediğim damage'in hatta hesabı yok ya. Ulan boşuna mı geldik buraya? Rezalet. Ya yürüsene, manyak mısın sen ya? Oyun alsam beraber oynayabilir miyiz? Öldün abi. Rezalet. Aynen. Portal açtığınız zaman. Hemen gelip let me save you. Ya şey, ne derler. Benim elemanım da vuruyor. Herkes aynı anda vurmaya başlayınca astronomik miktarda şey çıktı ortaya. Lightning çıktı. Şimdi bu seri arkadaşlar biraz hikaye ve muhabbet özelinde olduğu için belki hani günlerimizi böyle ayarlamak gibi bir durumumuz söz konusu olmuyor. Giriyoruz, özellikle hikayesini ve o anıları konuşa konuşa geçiyoruz. Ama onun dışında bizim Discord'umuza üye olun, Tuna abinin Discord'una üye olun, gelin birlikte oynayalım biz. Yani herhangi başka bir oyunu birlikte oynayalım. Öyle söyleyeyim yani. Tabii. Biz şey yapıyoruz, hafta sonları denk geldiğimizde bir hotsumuz atıyoruz. Ondan sonra ben diyorum geleceğim World of Warcraft'a. Onlar da gel abi diyorlar. Sonra ben gelmiyorum falan.
Vallahi her zaman abi. Zaten WoW'da biraz daha rölantiye aldık. Bizim ekip de biraz şey yaptı. Yo, biz haftalık WoW'larımızı takılıyoruz ya. Ya what the fuck ya? Bulacağım. I'm gonna find you. Ben 2 dakika bir köye gidip geliyorum. Portalım şey portalım diyorum. Potum bitmiş. Sizin işiniz yok değil mi? Hayır yok. Evet. Ben şu anda görüyorum burada. Yol buldum. Yay. I found it now. Elektrik vurdukları için abi bana. Elektrik direncimiz yok ya şu an. Ekstra bir. Gel. Geldi mi Eda? Eda? Ben buradayım. Ben kaybolmadım bu sefer. Çok dikkatli bir şekilde giriyorum. Takip ettim. Ve geliyorum. Evet. Eda çekil oradan. Niye? Önce ben gideyim. Tamam sen git ben. Önden tankı. Aşağı doğru insene Eda. To where? Boşluğa. Ha, oh. Ya oyundaki en gergin yer burası zaten ya. Takımların çok öldüğü bir yer burası. Gittin bile. Beni arkada bıraktınız ama. Yo şimdi. Bırakmadık. Tamam işte olman gereken yerdesin. He böyle çok tamam uzak. Ama işte orada hızlı devam edeceksin. Geçin işte orada. Bu yollar çok sıkıntılı biliyor musunuz? Aa buldum boss'u. Oh, oh my god. O tarafa doğru mu geliyor? Ben kahve seviyorum. Seni kurtarmaya geliyorum bekle. Aşkım önüme geçip durma yürüyemiyorum senin yüzünden. Heh maggot. Cold worm. Soğuk kurt çık buradan. Bunun poison'u tehlikelidir yalnız bu arada. Dikkatli olun. Kesti onu o kadar hızlı. Ben etraftakileri kesiyordum. Şimdi bebeğim yerden Staff of Kings'i alacaksın. Okey gördüm. Oraya doğru geliyorum ve alıyorum. Alabildim. Gold'ları da alıyorum şöyle. Gold. I am overburdened. Şey canım burada hakikaten şey olması lazım. Waypoint olması lazım ya. Şu ring mail'i alayım da adama giydireyim diyorum bir tane yerden ama. What is it? Aa buraya attım bir tane ring mail. Hemen giydirebilirsin. Daha çekil. Bu çok inanılmaz diyor güzel. Benim adam ölmüş. Az önce kaldırmayı unuttum acaba. Şimdi köye dönmemiz gerekmiyor mu? Döneceğiz ama ben burada waypoint varsa bunu bulmak istiyorum ya. Nasıl buranın içinde waypoint yok ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Koşmazsan... Bir şeyler var burada. Right. Dur çıkamıyorum abi bunu. Abi yok. Hakikaten Faro bu Megat Layer'da yokmuş gerçekten ya. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Diablo 1 çekecek miyim? Aynen. Ben atladım böyle bir büyük bir heyecanla. Çok keyif aldım ya ben o seriden. Diablo 1 candır. Yani sanki... Bu ara waypointlere bakalım yok abi. Far Oasis, Lost City, daha sonra Saray, Arcane Sanctuary, Canyon of Megai. Ya ay. Kaçırmadınız YouTube'da var efendim. İzleyeyim. Düşünmeyin efendim. İzleyiniz. İzleyiniz, izlettiriniz arkadaşlar. Şey çok güzel şimdi Dur Yıl'a yaklaşıyoruz ya. Bir şeytani efendimiz daha. Ender Yıl'ın ikiz kardeşi. Evet. Bakalım başımıza ne belalar açacaklar kendileri. Soğuk direnci çok önemli bu arada. Duryal'ın bütün olayı cold. O yüzden yanımıza bol bol Taving Potion alacağız. What potion? Taving dediğimiz sarı küçük iksirlerden alacağız. Donduk mu onu içeceğiz, donduk mu onu içeceğiz. Ben tanklarım diye düşünüyorum ama bakalım. Ya ben zaten büyük bir ihtimalle, gerçi cold resist yüksek ama bir şekilde bir katakülliye getireceğiz onu ya. What do you guys doing now? Her şeyinizi aldınız mı? Şu görev şeyini aynı. Blizzard'a az kaldı. Bir saniye. Bunu
Tweet. Bunu yerden aldığım staff değil mi? Ben bunu kime verdim bunu? Deckard Gale'e mi verdik geri? Evet. Şimdi Deckard'a quest'i alıyoruz. Bunun son bir parçasını bulacağız. Claw Viper tapınağına gidip bu yılan pençesi tapınağında bunun bir de tepesini bulacağız. Oradan bizi şeye götürecek. Sarayın altında enteresan bir yere gideceğiz. O da Diablo 1'den tanıdığımız bir karakterin yanına uğrayacağız aslında orada. Bu arada Far Oasis'ten geçebiliriz. Waypoint'imiz oradan açık hemen. Ben yanlış biliyorum. Onu kübünün içine at beklesin. Öyle mi yapayım? Okey. Emin misin? Evet. O işte doğru. Şey az önce dedim ya sana Horadric staff'ı birleştireceğiz. Evet. Aha şey görevi buldu. Sen görevi açtım hadi. Gel Far Oasis'e gitmemiz aşkım, lazım. I have to, bir dakika boşaltıp içine koymam lazım. Tamam. Okey. Sen hazır. Niye o potları öyle koydun ki öyle? Sen dediğin çünkü pot koyabiliyorsun. Tamam bebeğim. Morları. Sadece mor potlar. Ben de bütün potları aldım içine koydum. Far Oasis'i tıklayacaksın buradan bebeğim. Tamam aşkım. Sağdan duvar dibinden gelirsiniz abi. Oh my god. Öyle açıyorum çünkü. Gel bebeğim. I don't have that place Utku. Gel. Ayda Far Oasis yok mu? No. Tam portal açtım sana. Nasıl yok benim orası? Ben her yeri sizinle birlikte açtım. Tam gel. Hayır işte. Ama basmıyorsun bazen şeylere. Ondan olabilir. Gel portaldan gel. Bastığını zannediyor da olabilirsin. Oyun gecikmeli çünkü. Geldin mi? Utku. Dur ben hallederim. Dur ben yapacağım. Dur. No stop it. Ben yapacağım. Neymiş bu? Fireball Infantlanmış. Diablo 3 Necro paketi almaya değer mi? Yani Diablo evreninin benim gibi hayranıysanız değer. Orada çok taktiksel bir hata yaptılar ya. Gelin bu taraftan gidebiliriz abi. Ben sağ tarafı açtım çünkü. Koşu simülatörü eyvallah abi görüşürüz. Wall Classic. Ha bu arada Drogon'da, burada Elite Group var bunun. Dark Elder. Necrolordların hikayesi anlatılıyor mu? Ya aslında şu anda geçen bölümlerde şeyde bahsetmişti, Tuna abi de bahsetmişti. Diablo 3'te hikaye anlatımı biraz şeyde geçiyor. Altta böyle Deckard çıkıyor bir kafadan anlatıyor işte şeyleri. O kitapçıkları dinlerseniz evet Necrolların hikayesini bayağı bir öğrenmiş olabiliyorsunuz. Ama böyle özel bir işte görev serisi, özel bir harita falan gelmedi o konuyla alakalı. Ya işte zaten content orada sığırlaştı. Yani Diablo 3'ün taktiksel hatası bir kere Reaper of Souls gibi çıkması gerekiyordu. Yani o Quality of Life dediğimiz oyuncunun hayatını kolaylaştıran güncellemeleri koyup başlamaları lazımdı. Ama onun yerine biraz daha böyle gecikmeli gibi getirip sonra tek paketi sıralı bıraktılar. Yani şey de koymak gerekiyordu orada. Necromancer'ı getirdi. Üzerine bir paket daha getirdi. Yani yarı fiyatına bir paket daha getirecekti. Atıyorum şey de aramızda olacaktı. Atıyorum Assassin de gelecekti. Bilmem ne gelecekti. Yani Diablo'da race content'ini sınırladıkları yerde birazcık kaybettiler bence. Class content'ini pardon. Efendim. Yani üzerine gitmediler. Sadece işte sezon update falan o da yetmiyor tek başına ya maalesef. Yok onu giyemezsin. Adamına giydirebilirsin ama. O'ya bas. Tamamdır. Ben şu an bekliyorum değil mi? Saniye. Sen neredesin? Şu an buradayım. Ben kasabadayım ya. Ancient tüneli buldum bir saniye. Görev neredeymiş? O ancient tüneli değil büyük ihtimalle.
Faro Asya'ya. Bir şeye bakacağım ya. Bir Faro Asya'dan çıktık ya. Shaft için? Lost Shaft'ı gövdeyi aldık. Claw Viper'a geçeceğiz şimdi. 1.14'te Rune Worlds. Bir saniye arkadaşlar, bir şeye bakmam gerekiyor çünkü. Claw Viper. Muhteşem yayın, çok keyif aldım. Yine kaçıyorum ben. Bir sonraki yayında beraber olmak dileğiyle. Görüşürüz. Tuna abi, seriyi yakından takip eden biri olarak Diablo 4. oyun Diablo markasını kurtarır mı sence? 4. oyun Diablo markasını yani net kurtaracak ama bazı hıyarlar yapmazlarsa. Ne o bazı şeyler abi? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak hani oyunu eksik çıkarmayacaksın abi. Hani bu diyorum ya, Reaper of Souls nasıl tamamlayıcı olarak geldi. Okey. Ama bu Reaper of Souls'la birlikte gelen elinde balta gibi tutulan makine tüfekli alev püskürten cihazlı acayip acayip bir yaratıklar da yapmayacaksın yani. Hani Diablo evrenine ters abi onlar. Öyle şeyler yok aslında yani. Bebeğim, waypoint aç. Lost City'nin. Do you want me to open the waypoint? Yok, buraya tıklaman gerekiyor üstüne. Where is it? Aa, sana portal açmıştım, konuşamadım. Tamam, bana açtım ben orayı. Hayır, Tuna abiye portal açmıştım, hemen gelsin dedi. Sorsan değil, geleceğim oraya da bir şey var. Yani daha şeye geri dönmeleri gerekiyor. Bu yani skill tree dönüyorlarmış hissiyatını veriyor. Diablo 2'deki gibi stat skill sistemi ve bu demonic ve angelic power olayı özellikle Diablo 4'te gelecek olan beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten bir Diablo 2 experience'ı yaşayacakmışım gibi hissediyorum. Ama bunu düzgün bir dengeye koyamazlarsa, yani Diablo 3'te yaptıkları gibi limited bir havuz içerisinde oynamak zorunda kaldığım bir yapıya dönüşürse, ben onu istemem yani. Herkesin o özgür oyun tarzına uygun bir hale getirmeleri gerekiyor. Vallahi abi, geliştirici güncellemelerini takip ediyoruz. Hatta biz işte bize gelen işte tek yazıları da paylaşıyoruz bu anlamda. Yayınlarını falan da yapıyoruz. Gayet şey, nasıl söyleyeyim? Yani umut verici görünüyor şey oyunu. Evet. Ya şu an için öyle. Gerçekten öyle. Bakalım. Bu arada Valley of Snakes, buraya gelmemiz gerekiyor zaten. Okey, çok hızlı gelmişsin. At diye bir rune arıyoruz arkadaşlar. Hatta bir şey yapsak mı ya? Bu quest'i bitirince bir geri dönüp kontesi bir kesip rune düşürelim oradan. Bir tane rune verse yapalım ya. Tamam abi, ben şeyi buldum. Tamam, gel. Arayı buldum. Gir içeri aşkım. Ay, neler yapıyorum. Abi, bir şeyler daha farklı. Evet, hatta burada bu yaratıkları kestikten sonra bu kadar, yani primatik yaratıklar bu kadar büyük gücüne nasıl ulaştı diye bir şey söylüyorsun karakter. Selamlar, iyi geceler, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. İyi geceler, Duril kesecektiniz ama iyi yayınlar size. Keseceğiz, daha bitmedi. Daha var, Duril'a gidiyoruz işte yavaş yavaş. Bir şey kalmadı ya Duril'a. Saat kadar. Benimle, with Eda. Eda ile birlikte. Tabii terminlerimizi verirken biz onu hesaba katıyoruz. Ha, öyle mi? Ben kalmaz ya. Ben bu arada bayağı böyle önden sanki şeyim varmış gibi. Ne onun adı? Teleportum varmış gibi koştura koştura gidiyorum. Biz de diğer taraftan kese kese gidiyoruz zaten. Hani kapıyı bulan söyler. İki koldan arıyoruz. Bu arada siz 3 satırlık kemerleri aldınız değil mi? Yok. Onu alsana kısa ya. Yanlış o kullanımda cizleri. I love you. Düşer diye şu an. Her yayın bir act olarak mı devam etmeyi düşünüyorsunuz? Yok, aslında öyle bir şeyimiz yok. Kendimize koyduğumuz. 3. act zaten bitmez. Efendim? 3. act öyle bitmiyor yani. 3. act'ta o kadar çok gezeceğiz ki yani böyle koş. Çok büyük mapler bundan sonraki yani. Gerçi belli de olmaz ya. Biraz oradaki heyecanımız, sizlerin güzel sohbeti. Bence hepsi değişkenin bir parçası. Alt kat iniş burada bu arada. Gel gidelim aşkım. Şu an geliyorum diye düşünüyorum yanıma. Seni göremiyorum ortada ama abi. Ben seni görebiliyorum. Şuradayım. Sağ alt köşe. There you go, you're here.
Geliyorum. Şu an kapıdan geçip. Acaba ben neden bu kadar yavaş olduğumu çözemedim kendim. Hangi arada siz oraya gidiyorsunuz falan diye. Ben burada bir aa burada boss buldum ben. Yanlış yere girdim. Sağ ol. Öf sen. Hop öldüm. Sonsuna kadar atmış ya. Uzun zamandır oynamadığımı fark ettim ve tek yaptığım sadece Ice Bolt'a vermek skill. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Çok iyi. Böyle donacaksın diyorsun, donuyor karşıdan. 3 uzar aynen, 5'te belki 2 yayın olabilir. Ölü 3'te kolay harita çıkarsa 1 yayında biter. Dediğim gibi yani tekrar söylüyorum, biz şey işte mesela atıyorum yayın öncesi konuşurken bu ekte bu yayında bitireceğiz falan şeklinde bir konuşma. Demiyoruz ya, gittiği yere kadar yani. Girmiyoruz. Biraz o anki heyecanımıza. Şeye bağlı. Tun abi Hammerdin kasacaktın. Ben Hammerdin kasarım ya. Evet Hammerdin'i bir sene önce açtım, son o karakter silindi. Yaparız gene ya arkadaşlar. Bu çünkü şimdi Diablo 2 Resurrected gelince buradaki karakterlerimizi oraya aktarabileceğimiz için büyük bir zevkle oynuyoruz. Bu karakterlere 2 ayda bir düzenli girip silinmemesi için giriş login yapmamız lazım. Waypoint yoksa sunucular nasıl var? Val değil mi? Waypoint değil o. Nere val kuyu. Kuyu. Oh my god, I fucking Diablo 2 olsun da hiç problem değil yani. Gel bebeğim, gir aşağı. Gir aşağı derken from where? Şuradan. Önde duruyorum bak. Evet, geldik. O işlemci o ekran kartı olmamış abi. Hangisi? Hangi ekran kartı? Bana mı diyorsun? Bu ara biz bir şey olsun diye almıyoruz yani. Neyi buluyorsak onu takıyoruz. Biz çok şey... Bunlar bana bakıyorlar. Öldüm. Sen neye takıldın acaba? Tamam hadi kalk gel işte, bekleme. Portal açtık sana, evet. Görev alman lazım. Bir dakika. Dediğim gibi ekran kartı, bilmiyorum fiyatlarından haberiniz var mı da? Aha parayı çaldı. Oh my god, you are a bad person now. Lost City'ye mi geleceğim Utku? Hayır, portal açtık. 3 tane var burada portal. Viper, Claw Viper Temple. Okay. Claw Viper Temple. Param, where am I stuck? İşlemciyi, ana kartı yeni aldım, ekran kartı eskiden kalma. Çok bir seçeneğim yoktu yani. Ya hiçbir şey almayacaktım ya ekran kartı kalacaktı. Where are my body? Benim... Yeni toplam derken bir buçuk sene falan doldu. Check your map darling, check your map. There is your body. Nerede Utku? Daha Powerpuff Küf yazıyor işte orada. Where? Ben göremiyorum şu an. Yukarıda pembe. Bak pembe, hakikaten renk görü olman lazım. Gördüm. Bilmiyorum ki bunu. Yes, harika. Ya hayır. Şu an ölüm ya. Burada kolyelerinizin şeyini almayı unutmayın, başına almayı unutmayın. Neyi burada alacağız? Kolyenin hatırlamasın. Kolyenin başı şey bak. Asanın başına aldı. Şurada. Burak sana sonra amulet of the Viper. Okay. Bak gel burada. Geldim. Şu merkeze gel. Çıkamıyorum ki şeylerden. Şu. Tamam. Aha. Al onu. Aldım, alsana. Which one? Here. Amulet of the Viper. Evet. Ha? Tamam. Oh. Ya ohlama. Geç. Geçiyorum, emin misin? Evet. Al. Bütün parçaları topladık şimdi. Şimdi çok önemli bir şey yapacaksın. Evet. Bence Utku bunu şey yaptı, Eda yaptırmamız lazım. Hello. Bak, use the Horadric Cube to restore stuff diyor. Ben şu an içeri konuşuyorum. Valla Diablo 1'deki olay GOG'da indirip o yani çok farklıydı. Hamachi falan indirdik. Tuna abiyle o şekilde bağlandık. Yani herhangi bir resmi server şeklinde değil de.
LAN üzerinden bağlanıyormuş gibi yaptık. Aynen. Tamam, şu an veriyorum, konuşuyorum. Benimle konuşuyor. İptal mi edin konuşmayı? Gerçekten mi? It's not so much fun. Ne ılsın? Okay. Ama sen sürekli olarak bir şeyleri tutuyorsun. Ya bir dakika. Tamam. Okay. Tamam. Şimdi potları boşaltman lazım. Niye? Oradaki ne potlar var için oğlum? Hiç saçma sapan healing pot var. Kırmızı. İç gitsin ya, iç gitsin hepsini. Bir şey olmaz, tamam. Kaybetmezsin bir şey. Yapıştır. Diablo 2 GOG'dan bağlanmıyoruz. Shit. Tun abi Diablo 3. Okay. Ne yapıyorum? Zaman ne? Çekersin. Ne zaman sanırım çok zaman. Ya işte 5 Nisan'dan sonra bütün YouTube serilerini hepsine geri dönüyorum arkadaşlar. 5 Nisan'dan sonra. Şu. Az kaldı. Anlıyorum. Tamam, basıyorum. Wow, bu benim mi? Senin ama şey yani, onu kullanacağız. Sarf malzeme yani o. Gidecek. Okay. Kapatabilirim değil mi? Bitti benim için. Evet, o dursun şimdi çantanla. Tamam. Ben aldım elimi bu arada. Asayla geziyorum. Bayağı kullanışlı ya o. Dursun. Evet. Evet, son 3-4 görevimiz, bir şeyimiz kaldı. Evet. Evet, artık saraya gireceğiz. Bu saray önünde... Abi senin gidiyorsun, yok bak, sen kal burada. Ne yok? Bizimle birlikte. Yok, ben şeye bakıyorum, öldüm mü diye gördüm. Benim şeyim ölmüş, yardımcım. Git al. Sabah. Okay. Ya ben sarayın önündeyim. Arcane Sanctuary'e gireceğiz. Arcane Sanctuary'de önemli bir yerimiz. Efendim. Gel bakalım. Ne diyorsun öyle yandan? Ne diyorsun? Gel. Gel yani, bana gelmen lazım. İsmini göster bana. Grace. Okey. Yes, ben sürekli yerlerini kaybediyorum. Diablo 2 multi oynamak için normal Battle.net serverlarına bağlanıyoruz. Ay, arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Evet. Oradan Battle.net'e tıklayıp hesap açıp o şekilde yapıyoruz. Okey. Gel. Şöyle arkadaşlar. Şu an Diablo 2 tecrübesini yaşamak isteyenler için. Diablo 2 59 lira. Normal hali. Lord of Destruction da 59 lira. Şurada senin bir link atıyorum abi şeye. Hı hı. Aha da burası. Şu linki paylaşayım arkadaşlar. Durmaplay.com'da şu an bayağı 59 liraya bu oyunu alabiliyorsunuz. 59 lirada genişleme paketini alıyorsunuz. Lord of Destruction paketini. Buradan tıkır tıkır Battle.net'te karakterlerimiz duruyor online'da. Diablo 2 Resurrected geldiği zaman da bu karakterle devam edebiliyor olacağız, hatta işin güzel tarafı. Deyip ben bir çay almaya gideceğim arkadaşlar. Tamam. 5 dakika hızlıca. Sen de çay al bize. Herkes bize çay alsın. Ya da istiyorsan siz devam edebilirsiniz önden. Yani. Ben de çay getireyim. Okey, o zaman herkes çaylamaya. 5 dakika arkadaşlar, ayak bacak açmayacak. Cappar merhaba de. Merhaba de. Dana gibi 12 kilo abi. Tuna abi gelene kadar ben de az dedikodu yapayım. Efendim? Hayır. Arkadaşlar az önce... Evet.
Eda inanılmaz bir şey yapıyor şu anda arkadaşlar. Arkadan bağırıyor kendisinin duyulmadığını bildiği için. Beni zor duruma sokuyor ve cevap vermem gerekiyor. Hiç de hoş değil aslında yaptığı şey yani. Ya aşkım niye bağırıyorsun o zaman içeriden? Hots oyuncağına bunu oyna aşkım ne diyeyim? Nereye gidiyorsun? Sarayı tam bir göstermek istedim ama size şu an etrafında dolaşıyorum. Stay out of trouble. Hello. There was an Eastern mage, a Vajerai, I believe, who visited me almost a year ago. He was very interested in the history of this. Tuna abi gelene kadar ben neden bahsedecektim? Dedikodu yapacaktım size. Yani oyunla ilgili bir kısa hikayecik bir dedikodu yapacaktım. Şimdi gireceğimiz yer biraz aslında hızlı ilerliyoruz ama tam da böyle sohbet arasında girme fırsatım olmuyor. Böyle şeyleri değerlendirmek istiyorum. Gireceğimiz yer yani aslında peşinde olduğumuz yer Talraşa'nın mezarı. Biz Talraşa'nın mezarına ulaşıp Baal nasıl telaffuzunu seviyorsanız onun Soulstone'una ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi Diablo bizden daha önce gidecek. O Soulstone'u alacak bunu göreceğiz. Ancak burada önemli yer. Biz bu mezarın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bulmak için de bize yol gösterecek bir büyücünün parşömenini aramaya çıkacağız. Bu büyücünün parşömeni de Arcane Sanctuary. Yani Arcane Sanctum denilen bir yerde. Bu Arcane Sanctum yani Sanctuary, Sanctum bu tarz isimleri az çok artık kulağınıza aşina olmuştur Diablo oyunlarından. Sığınak anlamına geliyor ve bir inzivaya çekilme alanı olarak kullanılıyor. Vakti zamanında şimdi burada Jerin bu karakterle konuşmaya tıklayıp Arcane Sanctuary hakkında bilgi almak istediğinizde bir büyücüden bahsediyor. Vigeray büyücüsünden. O bahsettiği Vigeray büyücüsünün adı Horizon. Horizon bu düzlemi büyücü klan yani büyücü klanlar savaşından sonra saklanmak için kuruyor. Bunu neden özellikle şimdi anlatmak istiyorum? Diablo 4 muhabbetleri çok geçiyor. Horizon'un bir de kendisi kadar güçlü bir kardeşi vardı Bartuk. Bartuk böyle nasıl söyleyeyim çok böyle kana susamış bir savaşçı karakter ve inanılmaz yıkım bırakıyor şey dedi. Açıkçası Diablo 2'de ve Diablo 1'de Bartuk ismine rastlıyoruz ama tam olarak hikayede geçen ya da işte büyücü klan savaşlarında yer almış Bartuk olup olmadığından emin değiliz. Diablo 2'de ise Baal'ın minyonları arasında yer alıyor. Diablo 1'in ilk kitabında da hatta Bartuk'un mirası diye geçiyor. Evet bu ara büyücü klanlar savaşı da vakti zamanda patlak vermiş çok büyük bir şey. O sırada tabii nasıl söyleyeyim büyücülerin yani Vizieray klanının samonladığı yani dünyaya çağırdığı ruhların demon olduğu, iblis olduğu yeni keşfediliyor. Ve bu keşiften sonra da toplum diyeyim çünkü bu iki yüce lider, yüce önder toplumu ikiye bölüştürüyor. İki kutuba ayrılıyor. Kimisi diyor ki biz iblislerin nasıl söyleyeyim hizmetkarlarıyız. Onlar ne şekilde hareket etmek istiyorlarsa etsinler diyor. Diğeri de diyor ki hayır abi biz onları kontrol etmeliyiz yoksa iblis güçleri dünyaya zarar verecek diyor. İşte bu dünyaya zarar verecek diyen kardeş Horizon. Hayır biz iblislere hizmet etmeliyiz diyen kardeş Bartuk. Bartuk inanılmaz bir yıkım yapıyor. Yani iblisleri çağırıp dünyaya salıyor. Ve Kurast bölgesinde kendi klanının da üyeleri olmak üzere neredeyse nüfusun yarısını biçiyor bu şekilde.
Ya aşkım sen bana o şekilde bakarken bir şeyin hikayesini anlatmak o kadar zor ki gerçekten yani inanılmazsın. Yani müthiş bir detaysın ya. Diablo 4'te Bartuk'u göreceğimize inanıyorum ben. Bununla ilgili de çok fazla özellikle yabancı içerik üreticisi video yaptı, yazı yazdı. Ben de yakından takip ediyorum ve büyük bir heyecanla bekliyorum. Umarım Bartuk'u görürüz. Horizon'da adını diyelim Diablo 2'de bu şekilde anıyoruz. Burası şu anda gideceğimiz Arcane Sanctuary düzlemi. Horizon'un kurmuş olduğu bir düzlem. Ve Tuna abi de zaten sürekli olarak şey hani adını anıyor ve sürekli olarak söylüyor. Kendisinden bahsediyor. Diablo 1'deki Jezreel karakteri. Bu ara Jezreel isimleri de karışmasın. Deckard Cain'in babasının da adı benzer bir şekilde. Jezreel falan, onun biraz daha telaffuzu farklı. Ama Diablo 1'deki oynanabilir Sorcerer karakter buranın koruyucusu olarak atanıyor. Horizon yok. Yani Diablo 4'te Horizon'da kendisini görebiliriz diye bekleyebiliriz yani. Ama daha çok böyle iyimser bir karakter olduğu için çok enemi safında görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Bu arada Tuna abinin karakteri hareket ediyor. Geldi sanırım abi. Evet geldim geldim, dinliyordum sizi. Gel aşkım aşağı ineceğiz. Mevzuda şey zaten, bu Tarraşa'nın mezarlarını saklayıp Soulstone'u kimsenin ulaşamayacağı bir düzlemdeki bir puzzle'a saklıyorlar, gizliyorlar aslında. Ve tabii ki Diablo'nun corruption'ı çok büyük bir şekilde ilerlediği için. Bir saniye abi, ben Eda'yı alıp geliyorum. Tamam. Siz nereden çıktınız? Gel saraya gireceğiz. Sen direkt alt kata mı indin abi? Evet evet, sol taraf, sol alttan indim. Gel bebeğim. Geldim yukarı. R'ye bas. Okay, I did. Okay. Şuradan aşağı in. İndim. Tamam. Fragmandaki beyaz suratlı abi rahat mı değil diyorlar. Açıkçası ben rahat mı olduğunu düşünüyorum. Hatta az önce de muhabbeti geçti. Çok geçmedi hatta üstünden. O rahat mı değil acaba şey mi? Hani leak'i yaptık. Şimdi geri toparlayalım değil o çağrısı mı? Bilmiyorum çünkü sinematikteki altyazıda da Magnus isim var. Bu arada Diablo 2'de Magnus'un eldiveni diye bir item var. Oradan gem vuruyorlar ama açıkçası rahat mı olduğunu düşünüyorum. Rahat mı olmamasına da şeyden işte Lilith dünyadaki dengeyi bozacağının düşünüldüğü için dengenin en büyük koruyucusu olan Ratman'ın Lilith'i çağırmayacağı düşünülüyor. Ama bence zaten denge çok farklı bir yönde bozulacak. O da Diablo 3'teki Nephilim'lar olarak biz bozacağız. Tekrar dengeyi kurması için de Lilith'i çağırdığını düşünüyorum açıkçası. Evet de bu. Sen bir şey söylüyordun abi Burayla alakalı. Yok yani şey işte bu bizim Sorcerer Corrupt'ı olmadan önce işte şey yapıp bizim Horadrim'e takılıp onlarla birlikte işte şey yapıyorlar ya burada. Bağının Soulstone'u saklayabilmek için bir gizli yer. Yani nasıl Diablo'nun Soulstone'u Tristram Katedrali'nin altındaysa oradaki şeyler koyuyorsun. Burada da aynı şekilde Tal'Rasha'nın mezarlarına bir tanesinin içerisinde saklıyor ama işte gizli nereye gittiği, hangisinde olduğu falan vesaire bir bulmacaya bağlamış olduklarını söylemiştim de. Evet. Tal'Rasha'nın şeyi de çok enteresan. İlk üçlünün avında burada Ludgolain'e geliyor Baal, kaçıyor Horadrim'den ve kıstırılıyor. Baal uzunca bir süre direniyor ancak tabii savaşı kaybediyor ama Soulstone'u kırılıyor. Yani o nasıl söyleyeyim, parçalara ayrılıyor ve o eski yani kıralım ve son verelim şeyi nasıl söyleyeyim prosesini işleyemiyorlar. Ve aslında herkesin ne yapılması burada gerektiğini biliyor ancak kimse dile getiremiyor ve benim waypoint'i tıklaman lazım. Geldim. Ve Tal'Rasha'dan zekice bir fikir çıkıyor ve şey sol waypoint'i bana saplayın dedi diyecektim az kalsın. Aşkım tıkladın mı waypoint'i? Evet. Tamam. Soulstone'u ben kendi bedenimde himaye ederim. Mezarı da benim üzerime kapatın diyor. Daha sonra da 7 farklı, 7 idi sanırım rakamı. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle alt katı iniş hemen burada abi. Buradan görebiliriz. Nerede? Bunları kesmeyecekmişiz. Gel aşağı aşkım. Şu benim olduğum yerde.
Ya o zaman şey yapmayalım da hemen hızlı hızlı geçelim aşağıya doğru şey yapma. Aşkım, something is just hitting me, so I need to come. Bir şey bana vuruyor. Biz seninle aynı yerdeyiz. Tamam, gel aşağı doğru gideceğiz ama. Tamam. İnatla o tarafa koşuyorsun. Mesela neden? Neden? Bilmiyorum. Hani. Ama senin o tarafta. Ben daha demin bizi birlikte gördüm. Sonra böyle bir dakika, tamam bulacağım, bekle. Bu değil için bir harita sistemi. Aşağı indim. Haritayı bu ara minimap gibi, WoW'daki gibi sağ üst köşeye de alabilirim. Yani böyle çok güzel olduğunu düşünüyordum artık bu fikirden vazgeçtim. Acaba böyle tam ekranın ortasında kafam mı karışıyor? Oradan takip ederek gidiyorum. Hiç başlık öyle. Yani biz de evet öyle yapıyoruz genel olarak. Ama yani kendi görselimiz ayaklarımızın altında. Lore öğrenince oyun daha da keyifli oluyor. Zaten Blizzard oyunlarına benim bu denli nasıl söyleyeyim sadık ve bağlı olmamın ana sebebi hikayelerindeki güzellik. Yani diğer sıradan Çinko Karbon oyunları oynamıyor olmamın sebebi bu. Şahsen. Bak aşkım biz gene orada değiliz. Ben burada başka bir şey yapayım. Bana polisler fan peşinde koşuyorum. Ölme de. Yok ben geleceğim. Tamam bebeğim ölmez. I guess. Yolu bulduk abi. Dur geliyorum. Ben düşüyorum. Biraz kese kese gidelim ama yine de can acıtıyorlar. Oh, burası çok kalabalık. I'm gonna die now. Oh my god, I died. Koşar mısın artık? You little bitch. Sen just ne? Fucking run from here and somewhere else. Just run. Hey, aşağı. Nereye gidiyorsun sen? Oh my god, sen? I signed the... Well, this is not the place that I have to go. Burası da değil. Utku, beni alır mısın gelip? Dur bebeğim, yani yolda ya, bir yandan bak. Temizleyerek gidiyorum. This is our... Gel. Hold tamam. Up. Biz seni bulduk. Sen bizi bulmadın. Ya şu haritada yeşile bak. Yeşiller. Koşacak mıyım? Bunları kesmiyor muyum? Koşuyorum şu an. Niye? Önden koşuyorum. Sen kesiyor musun orada onları? Evet kesiyorsun. Bak kesmiyorum. It's like a chaos to me. It's like a chaos. Bak sana sarı yay düştü. Wow, where? Görmedim de, almadım de. Oh my god. Waypoint'ı da bu. Nasıl koyuyorum çantamı acaba diye düşünüyorum ya. Gerçekten. Her şeyi alıyorsun yerdeki. Lan neden böyle bir insanım ya? Ya yürüyorum. Yürürken tıklıyorum. Hala yürümüyorsun ama. Şu an yürüyorum size doğru. Ta adam oraya kadar geldi, yürümemişsin aşkım bile bir gram. Şeyimi takmam gerekiyor. Ha yolu bulmuşsunuz bu arada burada. Gerçekten. Var aşağıdakini de bulduk da ben şey arıyorum ya. Waypoint bu katta mıydı? Bir alt 3'te mi? 3'teydi galiba ya. Utku sen buradasın. 2 dakika hemen portalla gidip bakayım geleyim istiyorsan. Okey. Çünkü onları da açalım istiyorum da bir anı. Aa sen de mi açtın? Açıl. He sıkıntı yok ben ya. Ben de geleyim mi seninle? Sizinle geliyor muyum burada duruyor? Ben o ayarı sıkıntı yapacağım şimdi Eda'ya abi. Wow çok güzel bir şey düştü Utku. 10 dakika. Evet çok güzel. Hava Sailor level 1'deymiş. Açmışız onu. Tamam okey. Aynı bundan sonrası Arcane Sanctuary. Mana portion alıyorum ya. Arka taraftan şey yapacağız. Ben buradayım. Sizi bekliyorum. Gireyim mi içeri? Sen ne? Kullanmıyor musun aslında bu? Kullandım işte taktım. Tamam ne yapmamı istiyorsun başka? Geleyim mi? Bir şey istemiyorum başka. Do you want me to come? I will come. Hayır, benim mesela bu minimap'ı kullanma ihtimalim yok ya. Ha dur onu ayarlayacak. Şu benim acaba şeyler mi gözükmüyor mu? Show party members falan gözükmüyor mu diyeceğim ama. Gözüküyor. Gözüküyor. Bak harita. Evet daha net şu an. Aa okey. Şimdi belki daha iyi olacak benim için. Ama o daha küçük bir harita. Olsun. Yani böyle daha büyükçe bakabiliyorsun ya. Tamam gel portaldan geç. Portaldan gelip geçiyorum. Evet. Hangisine gireceğim? İkisinden bir tanesine girebilirim diye düşünüyorum. Gir alttakine gir. Okey. Girdin mi sen abi alt kata? Evet indim. Gel bebeğim. Alta iniyorum. İndim. Right? Okey. Şimdi koşacağım.
Şimdi koşacağım. Bizim elemanlar çok iyi oldu yanımızda ya. Benimki duvara takılıyor. Ay burası kabus gibi yermiş. Buna bir slow oluyor. Mage'imiz var yanımızda canım. İki EOE'ye bakar. Tabii. Sen de multi shot'ına bakar. Multi shot atıyorsun ha? Şöyle yapmam lazım. Şöyle bakıyorum. Utku benim. Bak sonra kaçırıyorum. Bana aynı şeyleri böyle şey yapma. Şunları kesin falan. Boş anda bakacağım. Ya gate burada. Gel buraya. Geç oradan. Ortaldan geçiniz. Wow, çok güzel. Şimdi burası. Göreve geldik. İşte az önce bahsettiğim karakter olan arkadaşlar. Horizons Journal'ı bulacağız. Yani Horizon'un günlüğünü bulacağız ki bize Talraşa'nın gerçek mezarının yerini göstersin. Buradan düşme şansın var mı? Yok. Evet. Burada body block var. Burada dikkat edin. Bence Arcane Sanctuary'de ilk olarak yukarıyı deneyin. Tahminleri alalım. Şu an... Aha şeyi açmadım. Ben... Gel bebeğim. Aşağıda. Standard Universal Rule of Left abi. Her zaman soldan giderim. Açtın mı sen? Evet. Şey değil mi? Waypoint'i. Of course I did. Şöyle 10 kez bastım üzerine. Emin olmak için. Buradan aşağı düşme riski var. Çok... Şu an içim... I feel... Zaten böyle düşüp düşebileceğim bir düzlem değil. Burası böyle uzay zaman gibi bir bükülmüş bir yer yani aşkım. Yani büyük ihtimal buradan aşağı düşsen geri aynı yere düşersin falan gibi yani. Bizim elemanlar çok iyi çalışıyor ya gerçekten. Tahminen burası değil zaten. Şeyler, Gold Lord'lar evet, onların Steel Life'ları var. Ah it çıktı ya, müthiş. Haydi bakalım, ilk Rune Wars'umuzu yapacağız. Yok it değil, et mi lazımdı? Ne lazımdı? Tal et, rezervet. Gidelim bir şey keselim de, şu Kontes'i bir keselim aradan. Ral da lazım olacak çünkü. Şu sana bir stealth yapabilsek bayağı iyi olacak. Çok rahat edeceksin çünkü onunla. Ben
Ben mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Aa, o ne be? Çok vuruyordun. Muydu? Yes. Evet, ben gazı geldim birazcık orada. Daha geri çekil. Tamam ya, vuruyorum işte, daha geçmiyorum. Kaçıyor muyuz? Lan kaçıyorum mu? Kaçıyoruz. Portal please. Açtım abi de Eda'nın geçesi yok şu an. Dur, ben biraz daha dövüşüyorum. Tamam ya, ya bunlar canlanıyorlar mı kendi kendilerine? Ama ölürsem kabrime gelmeyin istemem. Tamam git hadi, çık çık oradan, beni tribe sokma. Kestim. Hemen şusun. Oh, oh my god, I just made a mistake. Yanlışlıkla geldim, sen de geldin mi? Aa, benim manam yok. Heal'im yok. Oh no, bir daha öleceğim. Sen game mi girdin oraya? Excellent. Evet. Okay. Eda sen köydeysen çabuk geç de kapatacağım. Ben böyle şey yürek yemiş yani, son sıra döndüm gene burada. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Utku hangisisin sen, şu? Evet, in aşağı. Geldim. Bekleyeyim mi Turan abi? Şeyim yok ama şuradan düşer diye düşünüyorum. Bu ne ya, boss gibi. Ben bir şey potion arıyorum ama iğrenç yapacağım. Yok. Biz burası buradan devam değilmiş. Edecek miyiz? Nasıl? Yani şu an burası bitti işte. Yani şimdi öbür gününden devam edeceğiz. Evet. Benim şu elemanı bir almam gerekiyor yanıma. Nerede yazıyor mu üçüncü isim? Hayır yok, şabım gitmiş benim. Hangi? Kimin? Şahap diyorum ama şahap değildi galiba. Ahsap diyorum. Niye ona şahap şeyi koydum? Hayda. Şahap. Bitmedi lan. Orada işte. Yukarı yukarı. Evet. Bana mı diyorsun? Evet. Evet buldum. Oh yeah. Teşekkür. Sen benim ekranımı nereden görüyorsun? Seni map'te gördüm. Görüyorum seni. Ah okay. Map'te yeşil yeşil parlıyorsun. Teşekkür ederim. Geldim. Bu seninki. Geç geç. Geçiyorum. Yani yapıştır. Bile yanlış yere geçmemek adına. Geldi benim çocuklarım. Okey koş. Bu görmedin değil mi? Hem geç giriyorum hem de öldüm falan diye soruyorum. Parking Sanctuary güzel, bol bol XP var burada ya. Bu arada Arkane Sanctuary'de de yani şu horizonu tek seferde bulan insan sayısı çok azdır ya. Şu an şu büyücüler acayip gıcı. Tamam, hemen onları bir donduralım. Bak yerde delik delik şeyler var, onlar tuzak aşkım ha. Aşkım benim boğum yok, ben sana bir şey söyleyeyim. Kırıldı mı? Yok tamirde şeyim yok. Arrow yok. Arrow bende yok şu anda. Yardımcı olur. Abi 3 soketli bir balta var ama işine yaramıyor. Yok yok abi yok. Arrow var, yerde vardı. Yerde bulursak alırız şimdi ya. Diğer taraftan gitmeyeyim mi? Tamam. Çıkalım. Ya gidip geçebilirsiniz orada, ben şimdi bağlanırım oraya. Utku XP istiyor. Gel burada arrow var, ben aldım. Biraz dayak yiyorum da abi, üstüne afiyet. Aldınız mı yerden? Sık açmam. Sen aldım, bir tane getireceğim. Sıkamıyorum çünkü yok hiçbir şey. Vurabiliyor muyum? El kol falan.
Düşersen haber ver. Ben şimdi atacağım ya. Gel gel. Hemen geliyorum. Koştum koştum. Attım yere. Bana gold. Bak burada merdivende. Aa teşekkür ederim. Ne demek? Ben de başkasının erolarını aldım zaten ya. Şimdi yukarıdan mı aşağıdan mı soldan şeyler mi? Şut, sağdan mı? Abi kolyen ne? Faster cast rate geldi de. Benim kolyem faster cast rate olur ya. Ona hayır demem. Ben sağa girdim ama. Ben sizi yapıştır abi. En sevmediğim yer teleport petler. Evet, burada. Neyse geldim. Nereye girdin Utku? Yukarıdaki portala gir. Girdim. Geliyorum. Still says okay, I need to wear this. Okay, there we go. Başladık portala. Ben de geldim. Adamım takılıyor. Sonra bir alttaki portala bir daha. Kılıcım hasar gördü. Buradayız, buradaki portala. Hey, level up. Buradaki portala. Tek op patlıyor. Hayır ya. Sağ klik basıyor. İstediğin multi... Evet, onu sorum ama it takes a lot of şey oluyor. Alttaki portala. Doğru yerden bir resim dur. Şimdi aşağıdaki portala gel. Sadece sanılamıyorum şey. Kendi karakterimi soruyorum. Buradan da yukarıdaki portala gireceğiz. Ona gelecek artık şimdi sana zaten. Yukarıdaki portala gir. Abi ne dandik bir silahmış ya. 2 dakikada kırılıveriyor. Neyse burası da çıkmadı. Buraya mı geçtiniz? Which one did you guys go? Bir tane var zaten. Okay. Bu ortaya giden portal. Burası da boş. Yukarıdaki portalı. Yukarıdaki. Ortadakine gireceğim. Ortadaki portalı. Ortadaki portalı. Ortadaki diyorum, alttakine giriyorsun. Ya ortadakine giriyorum ya. İşte şu değil mi ortadaki? Şu mu? Evet, ona gireceğim. Hayır. Bakış açısından. Böyle değişiyor tabi. Look at those things. Oy deliriyorum. Valla senin şey de follower da arkada delirdi ha ya da. Ne yapıyor? Hayır. Deliriyordu. Okay. Bana bir şey düştü hadi. Valla ben bir tamire gidip geliyorum abi ya. Hayır zaten şey tam portal şeye gidelim. Buradan waypoint'tan gidelim, zaman kaybetmeyelim geri dönerek. Evet şimdi Eda hadi bakalım. Yeeey ne yapıyorum? Ne istiyorsun? Portaldan gel. Dur bir iki önce şey mi yapayım şu tamirin ol. Portaldan gel. I have a key. Do you need this key? No. Bir şey diyeceğim o arada ben hızlı gidip şu komptesi mi bir
halletsem ya. Do you need this? What is this? İt rün düşmüş abi. Düşmüş mü? Ha tamam, okey, süper. Gel abi. Ne yapacağım bunu? Dur, geliniz. Bir dakika. Şimdi. Wow. Yere atayım. Oh. Yok, it değil, et lazım. Et atayım lazım. Yere. Başka bir yere almasın. Kalsın o şimdilik, kalsın o şimdilik size. Al onu tekrar, station'a koy. Ben çok çok hızlı bir şeye iniyorum. Kontese gidip bir... operasyon çekeceğim arkadaşlar. Biz de gelelim. Ben portal açacağım şimdi, hemen hızlı hızlı gidiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar, hikayeyle, oyunla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizim bakmayın böyle lambur lumbur gittiğimize. Ben gerekli yerlerde ben zaten hani naçizane şey yapıyorum, anlatıyorum, bildiğimi aktarıyorum. Onun dışında detay şeyi de istiyorsanız kanalımızda, YouTube'da bulabilirsiniz. Diablo evreninin bütün detay hikayesini anlattığım bir video serisi mevcut. Pakize'cim çekilir misin anneciğim? Allah Allah. Deli deli hareketler yapıyor, çıldırıyor. Siz özellikle Diablo 2 yükledim. Değil mi? Size nostalji yapıyorum. İki gündür oynuyorum. Oyuna dalıp yayın izlemeyi unutmuşum. Çok güzel. Ya süper ya, bir şey yapalım. Evet. Discord'dan falan vesaire oturduğum an haberleşelim. Birlikte de oynarız. Ben de giriyorum hafta sonları böyle. Dayalıyorum içeride. Shadow Fang karakter. Kılıcı. Böyle özel bir... Şimdi... Act 1'e gelsiniz abi. Bir. Utku, ben seni takip ediyorum. Act 1'e. Geliyorum hemen. I'm here. Ay dur. Bebeğim bak, gel buradan gideceksin. Ben seni de ayırt edemiyorum. Bir de atlıyor karakterleriniz. Onu da söyleyeyim yani. Böyle pıt diye atıyor. Geldiğim içine giriyorum. Burası mı? Waypoint. Buradan bak, waypoint'ten yukarıdan biri tıklayacaksın. Okay. Rogue Enchantment Camp'ı tıklayacaksın. Evet, ben Cold Place'i hiç açmamıştım. Sen açmış mısın? Siktir et. Rogue Enchantment Camp. Olsun. It's still... Aa, benim eski köyüm. Burayı daha iyi biliyorum. Gel. Burası daha güzel. Geldim. Buradan portala gireceksin. Okay. And? And Tuna abiye doğru gel. Tamam. Valla hala vuruyorlar ha. Valla bravo. Nerede abla? Your blood will boil. Of be, tir çıktı ya, inanılmaz. Bu arada şey, loot garantili bu. Yani rün garantili bir boss olduğu için erken oyun rünleri burada kasılır genelde. Her 3 tane aynı rünü birleştirip bir üst seviye rüne geçirebilirsiniz. O yüzden contest runları vardır hep. İşte bu Diablo 3'ten farklı olarak bu oyunun en güzel olmasının sebeplerinden biri bu. Spesifik şeyler için spesifik runların olması. Şimdi yani o yüzden mesela Diablo 2 her zaman ayrılmıştır yani diğer Diablo serilerinden. Geldim. Okey, whatever. Neyse. Arcane Sanctuary'e şimdi direkt. Waypoint'ten. Ya o aslında çok basit ayarlanabilir bir şey değil mi yani, ne bileyim. Neden böyle bir şey yapmasınlar? Ya dizayn kararı yani, hani şey yaparlarken, Diablo 3'ü geliştirirlerken böyle bir şey düşünmemişler yani. O dönem olsa da projenin başında kim varsa onunla alakalı bir durum. Tasarım ekibi sonuçta bir karar veriyor. Ve kulaklarına oyunculara tıkadığım bir döneme denk geldiyse şirket olarak yapacak bir şey yok. Cennet cehennemde savaşında tamamlanmayan yarım kalmış bir kılıç diye okudum. Doğrudur, böyle genelde unique silahların evet öyle niş hikayeleri oluyor ama ana hikayede mesela Eldruin gibi bir şeyi yok. Büyük ihtimalle ben mesela ilk defa duydum diyebilirim yani orası. Ne o lan? Shadowfang. İzoal'dan düşen bir kılıçmış. Thank you.
Benim hiç EOS'i sikliğinden cleave almam lazım. Hatta alayım abi. Valla seni vurman lazım aşkım, ne diyeyim? Orada asıl hikaye Izoal'da ya. Mesela Izoal'ı hep düşmüş bir melek olarak tarif ederler. Çünkü cennet tarafı hiçbir zaman meleklerine bok kondurmak istemez. Ancak Izoal aslında bir nevi böyle istenince kendi isteğiyle cehennem saflarını düşmüş bir melek. Yani sonuçta şeyin de o yüksek cennet bahçelerinin de çok da matah bir bok olmadığını farkında olmasıyla da alakalı olan bir durum. Zamanda Hazreti Archangel Tyrion'ın sağ kolu cennetin cehennemin kapılarındaki bitmeyen savaşın yorulmayan savaşçısı imiş. Evet, Izoal öyle. Tyrion'ın teğmeniydi hatta. Diablo 3'te Eda vursana. Vurmuyorsan çekil kenara. Vuruyorum, deliler gibi vuruyorum. Bakalım Shadowfang isimli Kirlucan imalatını ihbar alması üzerine cehenneme baskına giden cennet güçlerin komutası kendine muharebe kaybeder, zat şahaneleri düşer, cehenneme geçen işkence dolgunu kendisini bildiklerini anlatır. İşte o kısımda dediğim gibi hala konu muallakta bırakılmış böyle mevzu. Kendisinin kendi öz iradesiyle cehennem saflarına bunları anlattı. Tabi işkence görüyor falan ama yani neticede o da bir melek yani az da paslaslı bir melek değil yani. Tyrion'un temin diyorsun şurada. Öyle iki Mephisto'nun gazabına uğrayınca ya da işkencesine uğrayınca düşecek bir adam değil yani. Bir adam değil kesinlikle. Yani sonsuz savaşın cehennem saflarında daha rightful olduğu düşüncesiyle hareket ediyor. Burası kalabalık bir bölge arkadaşlar. Açayım oraya çıkacağız. Geriye doğru geri açacağız. Evet, o işte o sözü de zaten Izoal'ın hani bir nebze istenince olayı cehennem saflarına kendi isteğiyle gittiğinin göstergesi oluyor. Bek çık oraya da. Gel sağdan, sağda bize doğru gel. Tamam, sağ yani en sağ taraftayım şu an. Diablo 3'üm var. Ancak Reaper of Souls eklenti paketim yok. Oyundan keyif almamı engeller mi? Hayır. Ne oldu? Tuna abi, soru özellikle sana sorulmuş ama. Eda, ben bu tür konularda oyunun kontentinin son noktasına gelebilmek için maalesef almak zorundasın. Açtın mı abi? Yani onsuz keyif alabilir misin? Alabilirsin ama onu almak ister misin? Evet, istersin. Devam edecek. Yani devam etmek zorunda. Şey, portal açacağım mı abi? Açayım abi hemen. Açtım. Açtım, Ooo! Kaptı! Kaptı, kaçırmadı bu sefer. Body block avantajını kullandım. Vallahi tam olarak öyle oldu. Buranın ucuna bakabildiniz mi? Yok, buranın ucunda bir şey koyamadım. Tamam, geri dönüyorum o zaman.
seni bekliyor musun? Where are you running back? Her buranın ucuna bakacaktım. Gerek yok dedi. Geri dönüyorum. Tamam. Orta öyle bir vuruyor yol. Ne veriyor acaba? Acaba salak oldum. Abao! Ne veriyormuş ya? Ben de gördüm. Sanırım Tuna abim daha çok şey yapıyor. Aha. Loot. 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 Abi %4 strength, %17 stamina veriyor. Şey stamina mı? Mana veriyor, gel. Loot. Bakalım neymiş bu? Yummy 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 yummy. 17 mana. Replenish life. Okay. Extra gold. Stamina. Strength. Hop. Ben gene 4 level'lık stat vermemişim. Ben direkt stamina'ya banıyorum ya, bak. Stamina'ya mı? Barbar stamina'yla mı çalışıyor? Şey ya, vitality işte. Vitality ya işte. Ya WoW'daki karşılığı stamina gibi ya onun. Evet. Aklım ona giriyor ben. Valla ben de artık One Hand Sword için herhalde gamble'a gideceğim ya. Düzgün bir kılıç düşüremedik. Ben sana birazdan paylaşırım güzel kılıç. Alt karakterlerden gelirim sana. Günü kurtarırız. Del 2000... 2035 sen iki deri yatıyorum belki. Dayanamıyorsun değil mi hiç demiş ya. Vallahi keyif verebiliyorsak burada... ne mutlu bizim. Nasıl çok güzel bir izometrik perspektif illüzyonu var ya, muhteşem burası. Bunu dokuyan çocuk kör oldu. Abi bu kılıç çok çabuk kırılıyor ya. Bunu kullanmak ister misin? Daha yeni tamir ettim. Otum da bitti, ben gidiyorum. Duruyorsun her zaman. Atsan biz bakarız. Hani neredesiniz ki? Aşağı mı? Yani içeri mi gireyim? Ne yapayım? Sen neredesin? Buradayım ben, yanındayım. Ha tamam. Yok gördüm seni. Utku'ya soruyorum sen neredesin? Şu atıyorum yere, alın. Tamam sen at aşkım. O olur. Tek elli kılıç. 3'e 10. Tek elli kılıç. 3'e 10. M. Elimdeki 6'ya 22. Çöp. Alıp satabiliriz. Ama 1'e 3 cold ekliyor. Attack rating, damage to undead falan önemli. Gerçi. Cacık. Hadi gidelim. Satarsın alırsın. Ben açıkçası çok şey takılmıyorum ama bilmiyorum, belki de böyle biraz daha epik şeylere bakıyorum. Diablo 3'teki itemler o anlamda daha şey geliyordu bana. Hemen geliyordu. Nerede ki? Diablo 3'teki. Ama Diablo 3'ü çünkü çok fazla bütün content'in ekmeği yeniyor. Yani işte bilmem benim işte Manticore var, işte yok ne bileyim Zart'ın Zurt'un kılıcı, kalkanı, ıvır zıvır. Yani hikayede adı geçen bütün herkesin malzemeleri orada. Tyrael'ın zırhı falan var, Tyrael's Might falan. Bak, aynen. Yani orada en çok etkileyici. Böyle sevdiklerimden bir tanesi de Vulkatos'un evlilik yüzüğü.
Evet, tabii canım ama ya işte Conversion of Elements falan filan bilmem ne, o çok böyle değerli malzemeler aslında baktığında. Benim yanındaki abi yokmuş da defensive auralarımız eksik çalışıyormuş o yüzden. Aşağıdan gideceğiz abi. Sağlam. Bekliyorum sizi. Body block yapmamak için. Niye biliyorsun? Yes, geldik. Dikkat edin bu arada. Burası Horizon'un Frostbolt'u tehlikeli. Ben onu bir sersemletebilirsem. Eda'cım. Yo git. Öl de rahat. Keselim rahat. Yo ben şöyle basacağım. Hey geleceğim. Sen mi öldün? Hayır. Şey öldü. Jasmine öldü. Nice. Ben önden yumuşattım. Seekers of the Tomb of Tarrasha. Yes. Ve şey cümle çok güzel başlıyor abi, hani Talraşa'nın mezarını arayan kişi, hey sen. Tabii canım. Okay. Yuvarlak olanmış. Yuvarlak mezara gireceğiz. Tamam. Gidiyorum. Okay. Tamam. Hemen waypoint al. Okay, ben town'a dönüp quest'i bir hallettirdim. Evet, kapandı quest'i ben bizde. Teşekkür ederim. Thank you for your cooperation. Bir şey söyleyeyim, bir dakika. D2 Rune Order. Şunun şey olur. Rune List. El, Eld, Tir, Nef, Et, It. 3 tane et olması lazımmış. 3 tane etimiz yok tabii ki. Pardon, 3 tane nefimiz yok. Amazon'u seviyorum. Ben mesela Amazon'a karşılık Diablo 3'teki Demon Hunter'ı çok beğenmiştim. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ama çok biraz şey ya Demon Hunter. Hani ya, Diablo 3'te şey var ya, karakterlerin biraz böyle abartılmış hikayeleri var ya. Ne abi, anlamadım, bu şu an kalabalık bir saldırıya uğradık da. Karakterler çok şey yapılmış ya böyle. Aşkım adamı duymuyorum gibi falan. Abartılmış hikayeleri var ya karakterlerin. Heh, ben böyleydim, şimdi böyle oldu. Ama Yiğidom ben geliyorum falan gibi. Şey böyle. Yani hikayeye doğru bir şekilde inanınca ya, evet yani bayağı aslında önemli karakterler ya. Mesela işte şeydeki Demon Hunter, az önce bahsettim. Valla biliyorsun adı. Valla. İlk Demon Hunter'lardan ve Demon Hunter yeni kurulan bir örgüt. Bu 3. ekte, özür dilerim, şimdi Diablo 2'de şeyi göreceğiz, Natalia'yı göreceğiz. Natalia ile birlikte kurarlar. O zamanlar Assassin Birliği diye geçiyor, Vizcaklar isimli. Zaten Natalia'nın setini alıyor ya sonra işte. Evet, o işte Kark Sister diyeyim daha doğrusu. Bu yuvarlak burası. Bu Diablo 4'te rock değil. Çok şekil olacak, evet. Bu arada bütün tomlara girmiyorum. Onları ayrıca kasarız artık. Karakterleri şey yaparken. Ney? Bizimki düz yuvarlak değil mi? Düz, aynen, gelişli yuvarlak. Burası bitti zaten abi. Kale. Çiziktir. Yarım ay. Yeni ay. Tamam, iyi ki işte ya. Aynen. Sen Tuna abilesin değil mi bebeğim? Evet. Tamam. Sen çok mu uzaktasın? Ben de alt tarafa gittim, hani iki yoldan, iki koldan arayalım diye. Sizin o tarafta çıktı. Hızlı hızlı bulduk şimdi. Güzel oldu. Geldin. Gir içeri bebeğim.
girdim. Hop, suyu dikkatli olun gene. Burada çok abiler var. Olabildiğince soluyacağım bunları böyle. Çok girmeden ben uzaktan böyle şey yaparak da orayı rahatlatabilirim aslında. Ben pot arıyorum yerde ya. Ne arıyorsun ne potu? Normal şu an şu... Mana. Necromancer'ları öldürdüm. Aşağıdan mı gidiyoruz abi? Ha böyle gidiyorum ben. Duru'ya geliyor. Lightning'e dikelim. Duru'yla geldik gene ya gerçekten. Her yayın bir aktif gideceksek. Müthiş hızlı gidiyoruz ama ya. Tabii tabii. Sana rağmen. Sana rağmen değil canım, seninle birlikte. Hayır sen olmasan biraz daha zorlanırız emin ol yani. Çapçuk vuruyor mu acaba? Ben hiç vurmuyorum mesela. Ben sadece gıdıklıyorum. Ben de vurmuyorum. Ben sadece donduruyorum. Bizim elemanlar vuruyor, ben sana söyleyeyim ha. Oh my god. Bir kapıyı açtım. Şeyler, SGK'lı mızrakçılar. Drop olmaması lazım arkadaşlar. Vallahi ben bu Twitch'im. Sözsüz o iş ya, siz merak etmeyin. Bende herhangi bir şey görünmüyor. Help! Neredesin? Hemen koşuyoruz. Neredesin? Bir şey vardı sana. Yok, bilerek bir zaten atıyorum onu. Çok dikkat et, koşuyor bir şeye basmıyor. Bir şeyler bize vuruyor ve çok vuruyor. Dar. Oh, bu kadar stabil. Benim eleman yatmış zaten. Benim eleman da yatmış. Herkesin elemanı yatırdılar ya. Ben kaçayım mı? Şu yerdeki poşetleri tut, bas 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 kendini bildirsin. Ya şu this fuck. This thing just needs to just get away from me. Bana çok vuruyor ve hiçbir şey vuramıyor. Bayağı sağlam. Şimdi rahat rahat öldürebiliriz artık. Yani elit grup var burada da o yüzden. Ya bir şey diyeceğim, sizin bu iki satırlı beltleri almadık demişsiniz değil mi? Bir onları halledeyim. Bana geldi. Geri gidiyor muyuz? Geri mi gidiyoruz? Bana geldi abi. Gireyim. Tamam şey Eda'yı da halledeyim. Geri git bebeğim evet. Tamam. Geldim. Şu şey... Okey sana bir şey atacağım. Bunu beline takacağım. Yanına geleceğim. Ratma ile konuşuyorum şu an. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yanına gidecek. Görev vardı çünkü orada. Geldim. Yere attım bir tane kemer. Neden görmüyorum? Alta basmıyorsundur burada. Basıyorum. Burada. Sen oraya mı attın? Özür dilerim. Başka yere bakıyordum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Okey, benim şeyim bir... Rünleri neler? Atsana bir rünleri yere. Öyle mi? Bakayım. Hemen atayım sana. Rünler. Şunları sen şunu gördün. Bir de bu var. Aralı biliyorum. Başka bir şey yok. Bir de al. This small ones. Yok bu kadar. Bunu giyecek miyim? Strength'imi 25 istiyorum ama bu. Benim. Tamam strength 25 vermedin mi? Vermedim. Demek ki. 25'i demek ki vermedim. bir sonraki level'da vereceksin. Ki onu takabil. Evet. 30 point'i var abi. Versin ya da 25 yapsın strength'i. Tamam yaptım. Tamam şimdi takabilirsin. Şimdi artık 3 satır potion takabileceksin kendine.
Şimdi takabileceğim. Şu şey var ya, birinin yanındaki E tuşu var ya, kesme, evet, evet. Tırnak işareti, özür dilerim. Anladım. Bak, bas tırnak işareti. Tırnak. Ha, bak, botların yeri açıldı, gördün mü? Evet. Aaa, okey. Bu eskiyi satıyorum. Başka bir şeyim yok zaten. Her şeyim var. Yüzüğü de satacağım. Elemanları da kaldırmayı unutmayın. Tamam. Benimki sağ salim ayakta. Bir de kafalı yok. Ona ben gideyim bir kafalık alayım ya. Okay, bir çoktan iyidir. Tabii canım. Bunu taktım. Yapıştır. Hiçbir potion'um yok şu an. Yukarı gideceğim, onu kaldıracağım. Sen kaldırdın mı Utku? Hı? I put that to good use. Utku, where you at? Are you doing that? Ha, güzel kuşum. Sen kaldırdın mı? Ha, benimki ölmemişti zaten. Ya ben niye bu adamları bulamıyorum? Yeni bir türlü öğüne benim gıcık oluyorum. Kendimi tam buldum. Hayır olsun. Bir anda bulamıyorum. Bir şey yaşıyorum. Böyle. Kayboluyorum. Bir kaybolmuş. Acelemiz yok. Kendi kendine stres yapıyorsun bir şeye yetişeceğim diye. Bir kaybolmuşluğun içerisinde sürüklenip gidiyorum sürekli. Yani bir, evet, şeye koşmuyoruz yani. Aslında böyle var Esther benim... daha iyi yani. Benim için. Bol bol konuşur, hikaye anlatırım. Benim tamam. Bir oyun bilgisayar donar gibi yaptı. Her şey yerinde, yurdunda değil mi? Ha, biz hiç hissetmedik bile abi. Yok, hiçbir şey hissetmedik. Sohbet edelim. Benim kamera... Okey, geldi. Süper. Şey... Böyle bir anlık power surge yaşadım resmen. Abi çok içiyorum. Vallahi sorma ya. He does not me. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sözüm olsun. Giriniz. Kapıdan giriniz. Giriyorum. Buradan bebeğim. Yanlış yere gitti Eda. Tam kendimi açarım. Bir sürü portalım var. I can open any other portal for myself. Şimdi anladın mı abi? Sen bir şey soracağım. Oraya nasıl gittin? Ya sen? Bir anda açacağım. Haritaya bir baktım, şehirden çıkmış gidiyor. Ama olabiliyor öyle şeyler. Şu... Biliyorum. Ha, tamam. Yine aynı yere gittin. Aşkım olur mu? Hayır, burası açıktı. What do you want me to come? Tamam tamam. Ya. Hayatta beklediğim kendi kişisel şahsı şeyimde beklediğim birkaç hamle var. Onları da atlattıktan sonra güzel güzel gayet müthiş bir hayatta geçeceğim. Böyle müthiş şeyleri görmüşsün ben. Ya. Sen bile şok oldun. Oo, neler düşmüş. Şu an benim bir sürü potion'ların hepsini bana bırakın. Hepsini ben alacağım. Yerim çok var çünkü. Pot almadın mı sen gelirken? Ne o? Düşüyor çünkü. O kadar parayı ne yapacağım bilmiyorum. Sürekli kaybettiriyorum ben aslında. Çünkü sandığına koymuyorsun parayı. Hepsini Tuna abi alıyor. Oo, teşekkür ederim. Her öldüğümde 9k, 9k. Yerden topluyorum ben. Dedim Eda'nın parada pulda gözü yok belli. Diyor işte onu şeye, Tristram Katedrali'ni yeniden yapmak için bağışta bulunacakmış. İşte Tyrion'un heykelini falan dikecekmiş ortalıkta. Korsan'da yok. Crack'le oyunu bağlanamayız. Birlikte oynayamayız. Arkadaşlar öyle bir dünyamız yok. Özellikle aklınızda olsun arkadaşlar. Bizler gibi burada yayın yapan insanlardan böyle bir şeyi asla ve asla beklemeyin. Çünkü bunlar yasal olmadıkları gibi bu tarz bir şeyin reklamını yapmak ve bununla ilgili yayın yapmak bir suç. Bebeğim, şimdi burası Talraşa'nın gizli mezarının, evet, girişi. Talraşa'da Baal'ın Soulstone'unu zapt eden, evet, kişi. Evet. Şimdi gidiyorsun kasabaya, çantandan asayı alıp geliyorsun. Asa Horadrik küpünün içinde değil mi senin? Evet, benim o Asa Horadrik küpümün içinde. Hiç bırakmadım. Küpün nerede? Ne abi? Tabii ki şey, elini alıştırmaya çalışıyorum da Eda Hanım. Gidip küpü alıp gelsin diye. This is the küpü çantasından Asa'yı alıp gelin. Asa'yı vereyim mi şimdi size? Hayır, Asa, çantana mı taşıyorsun küpü? Evet. Tamam, o zaman Asa'yı bu dalganın içine takacaksın. Okey. O zaman benim eleman ölmüş gene, ben onu bir kaldırıp geleyim o zaman. Mayıs ya da Haziran'a doğru bekliyoruz 9-1 yamasını. Ya yeri düşüyor bu. Ama ortadaki dalgaya basmıyorsun.
Çünkü inventörün açık hareket etmeye çalışıyorsun. Kapat inventörünü. Kapatıyorum. Escape. Tıkla şimdi orifisi. Aşkım it just doesn't come. Nereye gitti? Bak alıyorum. Tıklama tıklama. Hayır bak. Ne yapacağım? Koy onu çantana. Ok koydum çantana. Evet. Kapat şimdi inventörünü. Kapat. Orifisi evet. Tıkla. Orifisi tıklıyorum. And I found it. Tamam başka? Tamam şimdi yani görev bu şekilde yapılıyor da Tuna abinin yapması lazım. Ben bastım. Yo. Yapabilirsiniz ya sıkıntı yok. Görevi alan kişi yapıyordu ya abi. Wow. Haydi bakalım portal açmadan tek seferde kesiyor muyuz? Dur yala. Hazır mıyız abi? Ay bilmiyorum bir dakika çok hazırım galiba. Dur bir ready çek çekelim. Benim girdim ben içeri. Allah girdik aman dur. Dur aşkım nasıl girdin, biz daha girmedik dur. Aa zaten ölüyor şu an. Die die motherfucker. Kolda kolda abi. Ha? Bak şimdi ben çok büyük kral, kral hareket yapacağım. Yok bunu single single atacağım. Bu arada challenge accepted demiştim ben arkadaşlar biliyorsunuz ya. Ve geliyor. Stun stun stun. Sağ click spam. Keseriz ya. Ve evet tek seferde. Bu utkun. Take everything. Take everything. Hiçbir şey alamadım ya. Hiçbir şey alamadım ya. Valla ben bıraktım bile şu an. Tek seferde kesmenin heyecanını yaşıyorum. Yalan yok. Müthiş de elinize sağlık ya. Take everything. Elinize bir tabii ki. Tabii ki yani. Duryal'ın kendisiyle aynı vurduk. Soğuğa soğuk dedik. Bu arada tabii ki güzel hediyelerim olacak size şimdi. Şunları ben identify edeyim de. O zaman gidelim bir sürpriz bir ziyaretçiyle tanışacağız. İlk defa. Gel bebeğim. Yiyor muyuz tamam. Biraz sesi açayım şuradan. Tamam. Bak gel. Geldim geldim. Wow. I thank you more. I thank you mortal for my freedom. For my freedom. But I did expect you earlier. I am your angel Tyrion. I came here to prevent Diablo from freeing his brother, but I have failed. Now terror and destruction roam free throughout your world. Even now, they head towards the eastern capital of Kurast, to the very heart of the Sakharum Temple. There they hope to find their eldest brother, Mephisto, the Lord of Hatred, who was imprisoned there ages ago. If the three prime evils unite, they will be invincible. Though it is unclear as to what their aims are, it is certain that they must be stopped at all costs. I am broken, and the energies that tie me to this world are diminishing rapidly. You must take up this quest and prevent the three brothers from reuniting. You must cross the sea and search for Diablo and Bale in Kurast. Now, hurry, mortal. Time is running out for all of us. Şimdi özetle şöyle söylüyor arkadaşlar. Önce Tyrion'ı ilk defa görüyor bu Nephilim kahramanlar. Kendisini tanıtıyor. Ben Tyrion'ım diyor. Biraz da ezikliyor bizi. Sizi daha önce bekliyordum diyor. Beklediğimden daha geç geldiniz diyor. Buraya bağlı durdurmaya geldim ancak başaramadım. Diablo'nun arkasından yetiştim ancak failledim diyor. Ve Baal'la birlikte Kurast'a doğru yola çıktıklarını, Kurast'ın merkezinde bunu zaten yayında, bu yayında hatta bahsetmiştik. İşte şöyle söyleyeyim, hani o Eastern Capital diye geçiyor ama dünyanın bayağı en büyük şehri, yani Sanctuary'nin en büyük şehri olan Kurast'a Zakharum Tapınağı'na doğru yola çıktılar. Mephisto'yu serbest bırakmaya doğru diyor Tyrion. Ve eğer bu üç büyük iblis bir araya gelirse yenilmez olacaklar. Bir an önce durdurmalıyız diyor. Şu anda benim gücüm sınırlı yani
Diablo ile savaştığı için gücünün bir kısmını kaybetmiş durumda. Bundan dolayı da bize mecbur el mahkum diyelim. Yavaş yavaş ezik tutsak olmuş, bir de sizi ezikliyor. Biraz evet öyle olmuş ama şeyi söylüyor yani, işte daha erken gelmenizi bekliyordum falan, işte geldik kardeş. Madem o kadar kudretliydin çıksaydın diyor ama orada güzel bir şey dokunduruyor bize de. Özetle şimdi Trill'dan duyduğumuz hikayeye göre Kuras'ta doğru yola çıkacağız. Yani Kuras'ta neden gittiğimizin şeyi de, sebebi de bu. Köye geri döndük. Duriel'de bu arada arkadaşlar Andariel'in, yani Ekbir'de kestiğimiz dişi iblisin. Bu arada bu 7 kardeşten tek dişi olan karakter de Andariel'iydi. Onun ikiz kardeşi. Bu büyük ihtimalle Diablo 4'te de bu ikiz kardeşi göreceğiz. Orada daha değişik formlarda göreceğiz. Bilmiyorum bahsettiğimi. Karanlık çukurdan tekrardan doğan iblisler yine bir fiziksel forma erişiyorlar. Ancak benzer olsa da farklı fiziksel formlara sahip olma yetenekleri var. Biraz farklı bir görüntüsü var. Duriel ve Andariel'in Diablo 4 trailerına, yani bu fragmanlarından gördüğümüz kadarıyla. Okay. Evet, bu zaten ilk bu üçlünün sürgünü, yani Dark Exile adı verilen bu sürgünden ilk bölümlerde falan bayağıca bahsetmiştik. Hiç o yüzden detayına girmedim bunlar neden burada diye. İşte Dark Wanderer'ın, yani Diablo'nun arkasından belli kilit noktaları tutuyorlar. Biz de bu belli kilit noktalarını aşarak şeye doğru, nasıl söyleyeyim, Diablo'nun peşinden gidiyoruz adım adım diyelim, özetle, geniş özetle hikaye bu şekilde. Şu ana kadar yaptığımız. Bir de orada şey de var ya, işte ilk başta Azmodan ve Belial'ın gücüne ortak oluyorlar, yani böyle bunlar güçler, tamam Diablo'ları evet, indirmemiz lazım diye yardım ediyorlar önce onlara. Sonra bakıyorlar Azmodan ve Belial'ın yolu yol değil. O yüzden de tekrar bu Mortal Realm'e gelip kardeşlerin saflarında destek olmaya çalışıyor onlar. Evet, aynen öyle abi. Bir de Nephilim'in gerçek güç potansiyeli hani artık böyle kanıtlana geldiği için bütün iblisler şeyin farkına varıyor yani. Sonsuz savaşta bir denge bozukluğu sağlanacaksa, yani denge bir tarafa doğru kayacaksa, Nephilim'in kimin tarafında yer aldığıyla alakalı olacak bu. Ondan dolayı onu da anlıyorlar ve Diablo'nun planlarını bu şekilde kabul ediyorlar. O yüzden biraz da kendilerini işte Tuna abinin söylediği gibi Diablo'ya affettirmeye çalışıyorlar. Daha ama sonra işte Diablo 3'te Belial ve Azmodan'ı da görüyor olacağız. Yani onları da görüp onlara da bir mıncıklayacağız arka tarafta ne oluyor ne bitiyor. Şimdi gene bir tabii ki set item düştü bir adet. Kendisi güzel bir set item. Yani şey o kadar iyi değil şu military pick. Bu saldı. Bir adı nasıl yaklaşıp aldı. Bir de Katan'ın meşi düştü. Valla bunu ben giymek isterim ama %310 defense var üstümde abi ya. Arctic Furious var. Ya sen yok, senin defense biraz daha kritik. Bir şey yapacağım ben. Abi, burada ufak bir hikaye dokunuş olmaması adına, ama sadece izleyen arkadaşlar için bir şey göstermek istiyorum. Bize ne, hangi ürün lazımdı? Et lazım mı? Hayır, stealth. Tal ve et lazım. Bir benim bir alt karakterlere bakıp geleceğim abi. Şu bulmak istiyorum çünkü. Aralarında en güçlüsü Diablo değil. Aralarında en nasıl söyleyeyim, güç. Gücü neyle kıyasladığımızla alakalı. Aslında fiziksel güç olarak evet falan ama en korkulası diyelim öyle. Yani Diablo çok tilki bir karakter. Yani belki güç sıralamasında şey vardır ama en büyükleri söyleyeyim ben. Mephisto. Diablo küçük kardeş aslında. Üç kardeşin en küçüğü. Diablo, Baal, Mephisto arasında en küçüğü. Ama en korkusuz olanı, öyle söyleyeyim. En işte planlarını uygulamaya rahat bir şekilde koyan. Yani Mephisto mesela Mastermind diye geçer. Ama işte hep bir yerde İşte fire verir, hata yapar. İşte Baal müthiş bir yıkım ustası olarak geçer. Ancak işte çok böyle üzerine plan yapmaz. İşte lambur lumbur dalar. Diablo bunların bütünü gibi birazcık. Diğer defans zırhın
Yok abi, bunun %300 defans var üstünde. Ben mi yanlış yapıyorum? Ayrıca all on resist var. All resist var yani. All resist bayağı önemli abi. İradeye hükmetmesi açısından Diablo diyebilir miyiz? Çünkü fear'ı kullanıyor abi. Yani terör dediği aslında korku. Çok ağır bir miktar. Seni kendinle yüzleştiriyor durmadan. O yüzden aslında diğer lordlardan daha hızlı zayıf bireyleri kontrol edebiliyor. O da aslında bu ölümlü Mortal Realm'daki en büyük gücü mantıken baktığında. Yani insanlar hani şimdi şehri kuşatırsın, yakılır yıkılır ortalık falan, bu başka bir konu da. Diablo'nun rolü orada bir tık daha farklı ya. Ya Diablo öyle bir şehrin yani Sanctuary'den yok olmasına sebep olmuştu. Ben hangi şehirde hatırlamıyorum ama Yüreh şehri diyesim geliyor. Yüreh diye, hatta bu Kaldium'dan çok daha büyük bir şehir. Böyle bayağı büyücülerin, işte tüccarların falan toplandığı bir şehir. Sırf bu işte tilki zekasıyla kuşatıyor ama ele geçirmiyor. İçten içe o korkudan beslenerek yavaş yavaş ele geçirmeyi planlıyor. Tabi o sırada farklı planlar da devreye koyuyor. Uzun uzun anlattığım bir video da var onu. Bir şekilde böyle işte büyücüleri ikna ediyor. İşte sizi cennete ışınlayacağım derken bu ara şeyin muhabbeti geçiriyor. Fıt diye Araf'ta kalıyor. Şehir, koca şehir şu anda hala mesela hikayede Araf'ta kalmıştır. Diablo'nun sayesinde. Bir şey. Parti mi? Ha, bu benim alt karaktere geldi, şu öbüründen vereceğim. Yani bunu düşürmeye çalışırsak çok zaman kaybedeceğiz. Ben bugün bu yayını izleyen arkadaşların bir RuneWorlds'ı görmesini istiyorum da. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi stealth için tal ve et gerekiyor. Tal. Evet. Şimdi abi sana şunları atıyorum. Şöyle geleyim şöyle. Yarım mesai yani başka var. Buyur abi. Başka aldın değil mi yarık ürünleri? Aldım. Tamam, şimdi benim asıl bugün size oynadığımız karakterle geleceğim. Yarım mesai var da Tuna abi böyle lütfetmişken... Aa. Abi de hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorum şu an. Aşkım benim. Bir de gerçekten bir bu anlamda bir şey paylaşmak istiyorum. WoW yayınları kadar yormuyor. Evet. O kesinlikle, niye öyle? Çünkü çok fazla insan yönetmek zorundaysın abi. Özellikle raid yaparken herkesin fonksiyonlarını, şemasını kontrol ediyorsun. Bir yandan chat'i kontrol ediyorsun falan, ister istemez zorlu olabiliyor. Ve tabii ki let's get to business. Şuradan bir RuneWorlds'ümüzü yapalım. Yok, sana vereceğim abi. Sen yap. Tamam. İki soketli. Önce tal, sonra et takacaksın abi. Böyle laps diye takıyorum, doğru muyum? Evet. Önce tal sonra taktım. Sonra et taktım. Stealth oldu. Yes. Hmm. İşte RuneWorlds böyle bir şey bu arada arkadaşlar. Yani bunu sonra izleyecek olan arkadaşlar için özellikle. Bu rune'leri doğru sıralamada koyduğunuzda size çok güzel epik şeyleri dönüştürüyor. Zırhları dönüştürüyor. Yani şey gibi düşünün. Bu kadim savaşçıların zırhları parçalanmış ve rune'lere bölünmüş. Ve siz o rune'leri doğru kombinasyonla birleştirip tekrar elde ediyormuşsunuz gibi. Bunu şey yapabiliriz bence. Eda giyebilir. Evet, Eda sen faster run, bana faster. Niye bunu ben giyerim? Hayır. Hayır, bu sana daha çok faydalı. Okay. Yani Regenerate mana, maksimum stamina falan, bunlar baya güzel çünkü. Hani hem enerjim bitmez. Bir de en azından RuneWorlds'ı göstermiş olduk arka tarafta nasıl yapıldığını. Bu mu? I cannot wear this utku. Neden? I don't know. Trying doesn't fit. Gereksinime bak. Kırmızı yazan bir şey vardır. Evet. Verebiliyor mu? Veririm. Verebiliyor mu? Veririm. Tabii zaten base şöyle, karakter progression Diablo 2'de her karakter zırhı giyebileceği kadar strength basar. Geri kalan her şeyi enerji şeye basarsın. Life'a basarsın yani.
Bir de ihtiyacın olacak kadar dexterity. Okay. Şey için, Amazon için. Valla ucu ucu niyetti abi şeyleri, pointleri. Tabii canım. Tabii, ben onu tahmin ettim. Geçen sefer puan dağıttık ya, oradan aklımda kalmıştı. O yüzden. Bız 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 hallettik olayı. Şu maul'u satayım ben ya. One hand yürüyeceğim belli. Tanklayacağım ben. Bana bir tane bol düşmüş. Sen bunu alıp bana koydurmuşsun şeyin içine. Şu şunu. Bunu sattırmamak için. What is this? Why I have this? Onları sen denemiştin ya aşkım. O senin ilk denediğin şey. Oğlum bu çöp o zaman. Çöp gibi bir şey. Tal takmışsın, bir de yeşil bir şey takmışsın. Tamam çöp. Bu niye böyle tuttu çöp? Ya böyle bir şey olamaz, yürüyemiyorum şu an. Just get out of my way. Utku, teşekkür ediyorum. Tertemiz. Bak şeklin şüklün de değişti artık. Haritada bak bakayım. Kendine. Farklı görünüyorsun artık. Wow. Haritada diyorum. Evet. Stealth zırhını giydin. Kafandaki bohçayı da çıkartıp bir metal bir şeyle değiştirsen. Çuval çuvala geçirmiş. Cap takıyor bildiğin. Paraları ben çarptım ya. Ben hiç ölmedim ama Eda'nın bütün paraları Tuna abide. Sıkıntı yok. Güvenilir yerde. Bu arada ben yerde hiç para toplamadım ve item falan alıp satmadığım için sadece Eda'nın 37 bin altını var bende. Tamam şunu takabilirim. Ben hiçbir... Abi ben şeyle konuşuyorum. Saraydaki abiyle. Ben konuştum abi. Direkt Mesif'le konuşup sonraki akta geçebiliriz artık. Talk to Mesif. bu sinematik bayağı güzel bu arada. Bu sinematiği de koyup öyle geçmek lazım. Yavaş yavaş, adım adım. Tamam, bize bir gemi sağlıyor. Böylelikle daha doğuya doğru yola çıkabiliriz. Aynen. Bu arada şey, bayağı chat'te de bazı arkadaşlar var galiba değil mi? Diablo 2 damarı atan, alıp gelen, gelecek olan. Evet. Mesif de burada bebeğim, gel. Sen ama bu abla, abiyle konuşman lazım gelip. Sen konuşun diyor sadece. Saymıyor. Neden senin ekranından bakmaya çalışıyorum kendim nerede olduğunu acaba? Çok ilginç bir şey. Geldin. Drognin is the wisest man I know. To whom I have to speak. Jerry Hammer. Poor Lysander is nearly deaf, but he's a reliable potion chemist. For travel back west, see Wariv, whom you already know. Our own... Gel bebeğim. Konuştum. Wow, I look so cool now. Bak artık gri oldum. Gri, tamamıyla gri. Beğendin mi? Mesif bu abi. Hani nerede? Benim yanıma gelirsen görürsün. Masaya. Ha, buradan bize kayık sağlayacak. Konuştun mu? Amazon. Evet. I'm Mashif, captain of this ship here. I make port runs around the Twin Seas. Bunlar hiç sizi görmemişler. Bu ikiz denizler diye geçiyor. Twin Seas. Bu ara böyle haritayı açma imkanınız olursa şimdi internetten. Böyle karanın dar boğaz yaptığı bir yer var. Deniz tam anlamıyla ikiye bölünmüş gibi. O yüzden ikiz deniz diye geçiyor. Sail east. Şu an konuşuyor hala. Tamam, bekliyorum. Tamam. Tıklayayım. Tamam, şimdi sinematik girecek. Okay. Sen çok şimdi biraz oradan bakıyorum. Artık filmi gelsin. Yay. My companion drew in the dank, cold air of the tomb. Çok güzel sinematik ya. Strengthen him. I stood in the doorway between light and dark. What was left of my sanity implored me not to enter. But that voice was just a whisper now. As we worked our way down deeper and deeper into the crypt, I began to see a change in my companion. He seemed to be gaining strength. I could hardly see in the gloom, but my companion seemed to know the way.
We came at last to a great hall. Bu ışıkların yanma anı müthiş bu arada. It was then I realized my companion hadn't been gaining strength. He had been losing what was left of his humanity. O zaman anladım insanlığındaki küçük parçalar. He moved with demonic speed and then... And you appeared. Stop! The beast contained herein shall not be set free, not even by you. Senin tarafından bile olsa, yani durdurulmuş olan bu yaratık serbest bırakılmamalı. Talraşan'ın içeriden yani yardım çığlıklarını duyduğunu zannediyor aslında ama bağ altandırıyorlar. Just ensured the doom of this world. You cannot even begin to imagine what you've set in motion this day. Go to the Temple of Light in the eastern city of Karast. There you will find the gate to hell opened before you. You must find the courage to step through that gate, Marius. Take the stone you hold to the Hellforge, where it will be destroyed. Now run. Take the stone and run! What choice did I have? I ran. Orada söylediği de Marius hani kaldırıp havaya o anda bir anlık böyle zamanı durduruyor. Söylediği şey de işte Kuras'ta git. Mephisto'yu bul. Aslında yani Marius için çok büyük bir görev ama o da şansını denedi ama şey diyor işte Mephisto'nun olduğu yerden cehennem açılan bir kapı bulacaksın. Oradan Hellforge'a git ve bu taşı parçala diyor. Aslında o da biliyor yani başaramayacağını ama. Yapacak bir şey yok. Çok iyi, çok güzel sinematik ama ya. Evet, gerçekten evet, böyle evet. Yıllar önce ve izlediğimde elim ayağım böyle tüylerim böyle diken diken olmuştu ya. Aha. Valla. Hoş geldiniz. Ancient City konusunda bayağı haklı. Dediğim gibi tekrar ediyorum ama bu gerçekten önemli. Şu anki bölge böyle harabe ya da işte ormanlık gibi gelse de şimdi oyunda öyle gelecek. İnsanoğlunun kurduğu Diablo evreninde gelmiş geçmiş en büyük uygarlık. Şu an burası. Tertemiz. Güzel. Bir aktın daha sonuna geldik ya. Evet resmen act bitirdik ya. Ben gerçekten şey diyordum. Act 2 biraz daha uzun sürer, zorlar. Yarısında kalırız. En azından summoner'ı görürüz belki ama şeyde yoruluruz diyordum. Duryal'da. Tek attık. Ama Duryal'da yani ben Twitter'da o kadar yazdık. Boşuna mı yazdık? Bizim şeyimiz var. Ne derler. Taktiğimiz var. Ya şöyle düşün.
sen bir kere tank tutuyorsun. Yani yediğin damage reduction. Duryal call atıyor. Tamam sen vuramıyorsun ama ben de ona call atıyorum. O da sana vuramıyordu orada. Doğru düzgün. Yani sen bir set potion içmedin sonuçta orada. Komple evet. Baktığında. Wanderer'ı bir çıkıp dürtebiliriz istiyorsanız. Wanderer'ı dürtelim mi? Dur geliyorum hani abi sana. Eda sen de Dark gel. Wanderer'ı dürtelim. Burada zaten aslında yolları da ayrılıyor olması lazım Diablo'yla şeyin. Bağlı. Evet. Hepsi farklı yere gidiyor. Yani bir tanesi işte Mephisto'yu kaldırıyor. Bir tanesi Harrogate'a devam ediyor. Yok o şeyle... anlamda yok. İkisi de Mephisto'ya gidiyor abi. İkisi de Mephisto'ya gidiyor. Orada bir tane You're Too Late doğru. Arka tarafta bunlar hepsi bir araya geliyorlardı. Doğru evet. Doğru. Diablo'yu cehenneme gönderiyor ama Baal'ın Soulstone'u şu an Marist olduğu için Baal tam gücüne kavuşamamış durumda. Onu da ikinci yani expansion paketinde göreceğiz. Tabii Lord of Destruction başındaki sinematik ya tam hatırladım şimdi. Hepsinin arkasında da o Mephisto tutuyor kapıyı. Yani evet. Hele geçmeden önce. Tamam. Çünkü oradan şeye geçeceğiz. Pandemonium Force'a geçeceğiz ya cennetle cehennem arasındaki noktaya. Orada işte böyle Lorgasm olacağız resmen. Evet ya evet ya. Tamam ben o şeyi unutmuşum. Hepsinin bir arada olduğu böyle yükseldikleri an var ya. Üf, çok iyi ya gereksiz yine yani. Güzel bir yorum geldi. Güzel. Kelimeler kifayetsiz Allah ne diyelim. Gel aşkım ufak ufak. Şöyle bir haritayı da kapatıyorum. Spider Forest'a giriş yapıyoruz. Evet şu anda Dark Wanderer gidiyor arkadaşlar. What the hell are you doing? Oh hello wow. Just talk to me. No, no, no. Oh. Yok. Direkt Diablo spawnları gelmeye başladı. Yay. Evet. Güzelim şehrini hale getirmişler ya şu. Daha asıl büyük şehre gideceğiz. O Grand Bazaar'ın olduğu yer. Kayıp şehir bilmem ne. Zarsurt böyle üf. Kocaman bir şehir. Koca bir hiçlik içinde. Artık önümüzdeki hafta gireriz buranın da şehrin coğrafi konumuna. Evet. İnceleriz. Coğrafi önemine göre inceleriz bunları. Yani elimden gelirse biraz daha böyle prodüksiyon sunmaya çalışırım. Orada biraz harita görseliyle desteklemeye çalışayım. Çünkü çok şu anda bölge atlamaya başladık. Tabii tabii hızlı hızlı. Bakalım. Öyleyse abi yoksa ekleyeceğim bir şey? Vallahi benim yok. Çok güzel, çok keyifli yayın oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah yine senin ağzına sağlık. Için. Aşkım senin soracakların. Ben çok teşekkür ediyorum yardımınız için. Çok eğlendim. Soracak herhangi bir şeyim yok. Dark Wanderer yok. Orada kesmiyoruz. O kaçıyor gidiyor işte. O zaten illüzyon gibi orada. Flash beastler var içinde. Yani aslında insansı bir form gözüküyor ama o abi değil o sırada. Tuna Bey yayın bitince ninja yayın patlar mı? Wow. Yok çok zor. Yarın sabah çok erken ofis. Bu hafta anladım, böyle. 5 Nisan'dan sonra arkadaşlar. 5 Nisan'dan sonra. Arkadaşlar hedef verildi. Doğrusu, 5 Nisan. 5 Nisan. 6 da olabilir bu arada. Galiba 6 dedik ama neyse 6 Nisan diye güncelleyeyim ben onu. 6 Nisan akşamı tahminen zaten bizim şeyin Arvis'in ya da Borgeil'in kendi kanallarında yayında olacağız. Çünkü Kickstarter yolculuğumuz başlıyor. Ondan sonra hazırlıklar yani çok heyecanlı bitmeyen bir parkur. Hazırlık parkuru ama güzel olacağına inanıyoruz. Şeyde Twitter'da zaten işte paket içeriklerini paylaşmaya da başladık. Çok güzel de etkileşim alıyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Böyle herkes pozitif Discord'umuza da bizim Borgeil'in Discord'una da gelip böyle abi işte istiyorum bütün paketleri istiyorum bu sefer Kickstarter'a çok büyük bir kutu koyacaksınız değil mi bütün oyunu bütün kartları tek kutuya koymak istiyorum falan filan gibi yorumlar geliyor böyle. İşte üretim olayı bilmiyorum yani bakalım göreceğiz nasıl olacağını. Ondan sonra ama neyse yarın akşam ben gene normal yayınımda olacağım arkadaşlar. O yüzden evet. Bir şey yaparız. Bakarız. Günün gidişatına göre. Kaç tane gelebildiğime göre bakacağız. Ben 5. günün şafağında 6. gün bekliyoruz Nisan'ın. Aynen Nisan 6. gün. Abi, evet. Öyleyse. Göreceğiz.
Dostlar bize evet. müsaade, müsaadenizi isteyelim. Kendinize tabii çok ki, iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz. Bu pandemi günlerinde lütfen lütfen dikkatli olunuz. Öpüyoruz. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler tekrar. Sağ olun. İyi geceler elektriyorlar.